Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yine bir salı akşamı bizim görüşte tam kadro sizlerle birlikteyiz. Ve yine çok önemli konulara değineceğiz. Ve iki saat boyunca pek çok konunun aslında detaylarını aktaracağız sizlere. Gazeteciler Ahmet Demir ve Mustafa Kozak'la birlikte bizim görüşü gerçekleştiriyoruz. Artık hepiniz biliyorsunuz. Sizler de lütfen bizlere eşlik edin. Siz de görüşlerinizi bizlere aktarın. Sosyal medya hesaplarımızdan lütfen bizlere ulaşın. Lider Gazetem ve Lider Haber adreslerinden, Facebook'tan, Twitter'dan ve dahi YouTube'dan canlı yayındayız. Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de Bursa'mız var. Lider Gazetem, Lider Haber ve Lider Bursa adreslerinden bizleri takip de edebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımızdan da 7 gün 24 saat her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Neleri konuşacağız bugün? Aslında gündem biraz tatsız. Antalya'da birkaç gün önce bir scooter faciası yaşandı. İki genç çocuğumuz maalesef hayattan ayrıldı, veda etti bizlere. 17 yaşındaydılar sevgili izleyiciler ve aslında bizler bizim görüşte de ve programlarımızda, haberlerimizde de bu konuyu çok sık dile getirdik. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu aslında anlatmaya çalıştık, izah etmeye çalıştık. Ama maalesef başımıza bir felaket gelmeden tedbir alma noktasında belki toplum olarak biraz eksik kalıyoruz. Belki de görmezden geliyoruz, duymazdan geliyoruz. Çünkü bu kazanın ardından aynı tas, aynı hamam tabiri yerindeyse her şey devam ediyor. Hala sokaklarda gençlerimiz, çocuklarımız, gencimiz, yaşlımız skuterların üstünde hiçbir trafik kuralına uymadan maalesef yolculuk yapıyorlar. Başta eğlence amaçlı çıkmıştı, evet, ama şu anda bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Antalya'daki durum bu ve ülke genelinde de durumun böyle olduğunu biliyoruz sevgili izleyiciler. Dolayısıyla belediyelerin de kendi yapmış olduğu işte onlar bunlar farklı isimler koydular. Her ağaçta 2 tane 3 tane scooter görebiliyoruz. Bunların farklı versiyonları da çıktı derken eğlence amaçlı çıktığını düşündüğümüz scooterlar maalesef ulaşım araçlarına döndü. Ve tabii ki hiçbir kurala uymayan, hiçbir koruması kalkanı olmayan bu araçların bir gün bir felakete yol açacağını defalarca uyarmamıza rağmen maalesef 2 tane çocuğumuzu, gencimizi bir kazada kaybettik. Bunun detaylarını konuşacağız. Evet, ihmaller zinciri var aşikar, ama neler yapılabilirdi, ne olabilirdi? Sürücü için konuşacağız. Çünkü elimizde bizim sizlere aktaramadığımız, aslında ekranlarınıza taşıyamadığımız, görmenizi istemediğimiz de görüntüler var. Ortada ciddi de bir hız sorunu var. Bütün detaylarıyla konuşacağız ama yüreklerimiz yandı, o kesin. Çok üzüldük, gerçekten kendimize gelemedik bir iki gündür. Bakalım neler olacak, ne gibi tedbirler alınacak? Bugün valiliğinde bununla ilgili bir açıklaması vardı. İnşallah bir an önce bir tedbir alınır. Bir diğer konu Türk Tabipler Birliği elbette. Katıldıkları efendim Türk Tabipler Birliği Başkanı Almanya'da katıldığı bir televizyon programında talihsiz diyelim, yayın ilkelerimiz gereği talihsiz açıklamalar yaptı. Ve dedi ki kimyasal silah kullanılıyor dedi. Almanya'nın Köln kentinde sözde Türkiye'de insan hakkı ihlali konulu bir konferansta konuşan Fincancı, hükümet savunma refleksi gösteriyor, biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor dedi. Ve bir anda ülke gündemi karıştı. Açıklamalar hala devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında cevap verdi. Halktan tepkiler yükseldi. Doktorlardan tepkiler yükseldi. Bir grup gerçekten tepki gösterip kınarken bir grup sessizliğini hala koruyor. Odalar bazında düşündüğümüz zaman Türk Tabipler Birliği'nin Antalya Şubesi henüz bir açıklama yapmadı. Şu dakika itibariyle benim bildiğim yok en azından. Detayları soracağız. Sayın Ahmet Demir ve Mustafa Kozak stüdyomuzda efendim her zaman olduğu gibi. Sizlere bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve değerli büyüklerim. Sayın Kozak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Memleket nasılsınız? Biz de öyleyiz.
Vallahi katılmamak elde değil. Bu bir iki haftadır size bu anlamda katılıyorum. Hele şu scooter faciası yaktı kavurdu bizi. Konuşacağız çok detaylarını. Evet. Harala Gürele yazıyor Sayın Demir. Ben burada söyledikçe Sayın Demir kafasını kaldırmadan yazdı da yazdı. Neler yazdınız acaba? Biraz sonra konuşacağımız konulardan bazı notlar almam gerekiyordu. Onları aldım. Biraz sonra izleyicilerimizle paylaşacağız. Ekranlara da getireceğim onları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Nasılsınız dediniz ya. Hamdolsun halimize şükür. Keşke bazı ailelerin de gencecik fidanları hayattan kopmasa da daha çok iyi iyiyiz diyebilsek. Çok iyiyiz diyebilsek. Ama işte maalesef talihsiz bir kaza. Sizin talihsiz olarak nitelediğiniz ama benim kepazelik olarak yorumladığım, rezalet olarak yorumladığım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu operasyonlardan dolayı ürken fincancı katırlarının maalesef ki hani yayın ilkelerimiz gereği söyleyecek ilke başka söz bulamadım. Yani başka yani, şeyler ben çok daha iyi söylerim. Nezaketimizi yani, korumak en nezaketli zorundayız. Halimiz, en nezaketli halimiz bu diyelim. Ötürü. İşte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonlarının fincancı katırlarını ürküttüğünü görmek aslında bizleri sevindiriyor. Ama öbür tarafta bu yapılan açıklamalara kimlerin cevap verip kimlerin vermediği, niçin verme ihtiyacı duymadıkları bunları sorgulamamız gerekiyor. Onları da inşallah sorgulayacağız. Evet. Şimdi her şey yerine konur. Her şey geçer. Her şey biter. Ekonomiler düzelebilir. Ülkeler dar boğazlara girer. Bu aileler için de böyledir. Hani toplumun en küçük bireyidir aile. Evet. Orada sorunlar olabilir, o olabilir, bu olabilir ve her şey yerine konur. Ama evlat yerine konmaz. Evet. İki ailenin ocağına ateş düştü şimdi, Sayın Kozak. Hepimiz şimdi, burada ebeveyniz. Çok üzgünüm. Hem çok, haberci olarak evet, çok evet. kahrolduk, yıkıldık. Hem evet. anne baba olarak kahrolduk, yıkıldık. Şimdi bu olayda hayatını kaybeden çocuklardan birisi benim de çok yakından tanıdığım. Evet arkadaş. Antalya Ticari Sanayi Odası'nda yıllarca basın müdürlüğü yapan Sevim Kaya'nın kızı Ada. Ben Ada'yı hiç görmedim ama annesi çok değerli, sevdiğim bir arkadaşımızdı. Buradan kendisine başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüz. Şimdi görüntüleri de izledik. Hakikaten dehşet derece. Şimdi çarpan 23 yaşındaki bir genç muhtemelen yeni almıştır. Yani ehliyeti belki birkaç senelik bir sürücü. Şimdi görüntüye baktığımızda arabada iki kişi var. O hemen vurduktan sonra bakın şimdi karşıya geçerken yolu karşısı küt diye geliyor çarpıyor. Havalandı. Çocuklar yazık. Zaten vermeyelim görüntüleri. Şimdi, çünkü gerçekten ben bunları haberde de kullanmak çok istemedim. Çok dehşet verici çok bir olay. Çok kötü bu görüntüler. Şimdi, sadece o şey evet, arabanın görüntüsü. Evet. Arabanın süratli bir araba. Gecenin muhtemelen trafikte boş diye çocuk sürücü de bastı gidiyor. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Yani meskun evet. mahal diye geçiyor buralar. Öyle, şehir içi. Öyle. Yani belli bir hız sınırı olması bakın, gerekiyor. İnsanların dikkatli olması gerekiyor. Genellikle Ahmet o yolları çok iyi bilir. Şimdi sürekli kullandığı bir yol. Ben Konyaaltı tarafında oturuyorum ama Ahmet o bölgede oturan bir insan. Şimdi gündüzleri çok yoğundur oranın trafiği. Ama geceleri böyle pek bir boş bulmak da zordur hakikaten. Şimdi çocuklar genç, birisi 17, birisi 18 yaşında, iki genç, işte dershane arkadaşı, çocukluk arkadaşı aslında evlerine giderken, daha doğrusu olayda hayatını kaybeden erkek çocuğu arkasındaki adayı evine bırakmaya giderken meydana gelen bir kaza. Şimdi bu bakıyorsun aslında tek kişilik araçlar bunlar. Tabii. Ve araç yolları, değil aslında bunlar. Yani, hani trafikte ama öyle artık şimdi kısa mesafeli yolculuklar toplu ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Yani realiteye bakıyorum ben. Amaç o değil ama realite o. Bakıyorsun 3-4 tane, 4 tane binenleri gördüm ben. Yetişkin. Bırak çocukları yani sanki taksiye biner gibi 4 kişi biniyor. Takır takır takır. Nasıl da çekiyorsa onu da anlamış değilim de. Şimdi bugün Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasını dinledim. Bir kanalda açıklama yapmış. Bu Antalya'daki olaydan da bahsedilerek. Diyor ki biz bunu yönetmeliğini çıkardık. İnsanlar kurallara uysun. Kardeşim tamam uysun da bunun yolu var mı? Yok. Akan trafiğin içinde ya da yayaların geçmesi gereken kaldırımlarda böyle bir kepazelik olabilir mi ya? Belediyeleri şey yapıyorsun, ilçe belediyeleri bizim müdahale etme yetkimiz yok diyor.
Büyükşehir Belediyesi yetkili anladığım kadarıyla, ki onlara da günlük otopark parası diye bir para veriyorlarmış herhalde. Onların da işine geliyor bu araçların çoğalması. Ama ilçeler diyor, bizim diyor hiçbir müdahale şeyimiz yok. Karışamıyoruz. Antalya'da araştırdım, bir tek yerde yasakmış, biliyor musunuz? Buradan da Konyaaltı Belediyesi'ni alkışlıyorum açıkçası. Hayat Park'ta yasak. Ha, yeni açılan. Evet evet, o parkta. İnsanlara piknik yaptığı yerde yasakmış. Niye? Orada yürüyüş yapanlara veya piknik yapanlara çarparlar, kaza olur, şudur budur. Bisiklet de yasakmış. Her türlü böyle şey araçları yasakmış. Ki olması gereken de bu. Ne kadar şimdi, hızlı olduğu aracın bakın, aslında görüntülerden şimdi, belli Sayın tabii, Kozak. Tarumar yani, olmuş ya. Hani bir skuterın bir arabada şu hasar bırakması ancak çok hız olduğunda mümkün olur. Yani. Sevgili arkadaşlar, ne olursa olsun o skuterların Antalya'da gidebileceği yol yok. Antalya'da bırakın skuter yolunu, bisiklet yolları da yok. Yani var olanlar kaldırıldı, trafikte yer yok diye ya birçok caddede. Milli Egemenlik Caddesi, işte ondan sonra tam üzerinin oradan, İçişleri Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı yollar. Bakın bu işi kesinlikle altyapı olmadan bu araçların birileri para kazansın diye serbest bırakılmayacak arkadaşlar. Birileri pazarlayacak ki o adayı getiremeyiz biz. Dünyayı versen adayı da getiremeyiz diğerlerinden. Değil şimdi mi arkadaşlar? Evet. Ne adayı getirebiliriz ne de diğer çocuğu. Evet. Hiçbirisini getiremeyiz. Bundan belki 5 ay önce, belki 6 ay önce, hatta 1 yıl önce de olabilir. Yine aynı bu programda. Evet, evet. Ağzım böyle kurudu. Anlatırken ağzım kurudu. Evet. Dedi ki ben. Bu şeytan arabaları. Aynı cümlem buydu. Bu şeytan arabalarını kim nereden çıkardıysa Allah aşkına bu trafikten kaldırın. Yarın bir gün üzücü haberler verir. Hayır, altyapı sonuçta evet. Tamam yapın. Yok. Antalya'da gidebileceği yok. Antalya'da yok yani. Skuter'ı bırakın bisiklet duruyor. Ve yaşadığım bir hadiseyi burada paylaşmıştım. Evet. Demiştim ki evimden çıktığım zaman karşımdan ters yönden akan trafikte iki kişi bir evet. Skuter'ın üzerinde geldiler ve bana ne yapıyorsun dediler. Ben bunu burada söyledim. Evet. Şimdi ben bunu söylemiş olmama rağmen aylardır da bunu dile getirmeme rağmen ki ekranlarda sabah programlarında da ben bunu veriyorum. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Kardeşim bunların park edecek bir yeri yok. Kaldırımdaki elektrik direklerine, köşelerdeki trafik lambalarına, ağaçlara. Orta refüjdeki ağaçlara bunu park ediyorlar. Kaldırımın köşesinde insanların tam döneceği yere park ediyorlar. Engelli, yaşlı, hamile insanlar oradan geçemiyor diye anlattım. Ama dinletemedim. Hatta kime dinletemedim biliyor musunuz? Apartmanın kapısını bakınız, asmışlar evet, işte. Bakınız. Sayın okumamışın evet. 23.06.2021 tarihinde AYKOM'a Genel Kurulu 06-156 sayılı. Evrak sevgili Tarık sende. Ekranlara ver kardeşim. Herkes kimlerin 12.000'in üzerinde Antalya'da skutura izin verdiğini görsün. Ve bu iki gencimizin katili aslında o sürücü değildir. Açık ve net söylüyorum. Bu iki gencimizin maalesef ki hayattan kopmasının sebebi, müsebbibi işte bu izin verenler kimse onlardır. Kusura bakmayacaklar. Bir şeyin altyapısı olmadan İzin veriyorsunuz 12.000'in üzerinde skuter 3 kuruş 5 kuruş. Lanet olsun aldığınız paraya ya. Hangi para? Kimi geri getireceksiniz şimdi? Yani 1000 defa söyledik burada uyardık. Tamam örnek veriyorum Konya altında kullanabilirsiniz. Lara tarafındaki o bisiklet yolları olan yerlerde kullanabilirsiniz. Amenna. Bu kazaya rağmen hala dün bugün baktığımız zaman 100. yıl gibi bir akan trafikte alt geçitlerin olduğu yerlerde... İki kişi, üç kişi skutura binmişler. Ters yönden gidiyorlar ters arkadaşlar. Ters yönden geliyorlar. Ters bu yani memleket bu kadar mı sahipsiz hani Allah aşkına? Hiçbir belediyesi, emniyeti, valiliği yok mu ya? Fark edebileceğimiz şey yok, yok yani. Yok mu yani? İnsanın isyan edesi geliyor arkadaş. Ya gerçekten ayıptır çok. Ya. Şimdi mesela ayıptır. Bisiklete hakikaten binen çocuklarımızı ya. Görüyoruz mesela. Şimdi günah. Biz bunlarla mücadele ediyorduk. Şimdi bakınız. Bunları çözemeden skuturlarımız çıktı. Burada giden insanlar normal trafiğin akışından doğru gidiyorlar. Evet. Buna rağmen yasaktır aslında. Evet yasak. Yani buna rağmen var yasaktır. Tramvay hatlarını kullanıyorlar. Yasaktır. Yaya kaldırımlarını kullanıyorlar. İnsanları rahatsız ediyorlar. Yasaktır. AYKOM'a Genel Kurulu toplanmış bir karar vermiş. Ya kardeşim neye göre karar verdiniz ya? Bak şu anda tersten gidiyor. Önce bir vicdanınız varsa, önce varsa bir vicdanınızı dinleyin. Ondan sonra karar verin Allah aşkına ya. Bu memlekette bir metrekare bisiklet yolu kazandırmamış insanların orada attığı imzalar yüzünden iki tane çocuğumuz hayattan gitti. Yazık günahtır. Sürücünün hatası vardır, onun hatası. Bu saatten sonra kimin hatası olsa ne olur ya? Hatayı tespit etseniz ne yazar, etmeseniz ne yazar?
72 tane can. Yazık değil mi? O çocukların hayatları bitti. Yazık değil mi? Ailelerin evlerine ateşler düştü. Ya. Yazık, günahtır ya. Katil Allah belli. Katil belli. Yani bu memlekette kardeşim bunu denetleyecek insan yok mu ya? Toplasın zabıtalar ya. Toplasın. Yani İstanbul'dan bir firma getirmiş buraya 12 bin tane skuter koymuş. Kime ne kazandırıyor bu? Kime ne kazandırıyor? Bana bir söyleyin ya. Elinizi vicdanına alarak söyleyin ya. Kaç para kazanıyorsanız biz verelim Allah aşkına. Ama yeter ki bu lanet olasıcaları trafikten temizleyin. Biz kurtulalım ya. Vallahi billahi korkuyorum ben kaza yapmaktan artık. Vallahi korkuyoruz. Ya bu kadar yani olmaz ya. Akşam, ya isyan edeceğim ya. Bundan sonra bulduğum skuterı toplayıp Büyükşehir'de Aykomen'in önüne atacağım ya. Ulaşım Daire Başkanlığı neredeyse bulduğum skuterları götürüp oraya atacağım. Evet, gerçekten ya karar alırsınız çok, çok ya da kardeşim sıkıntı. Bundan sonra Antalyalıların bu şekilde ciddi protestosuyla karşılaşırsınız. Açık yüreklilikle söylüyorum. Ben yapacağım arkadaşlar. İsterseniz kamera getirin. Haber beraber yapalım. Haber de yapın. Yapalım. Evet. Yapalım. Bu nedir ya? Rezaletin daniskası arkadaş. Böyle bir şey olur mu ya? 100. Yıl Caddesi Antalya'da yaşayanlar bilir. Güllük Caddesi, Işıklar Caddesi, Lara tarafındaki caddeler, İsmet Gökşen Caddesi dahil olmak üzere, Metin Kasaboğlu Caddesi. Ya trafiğin cili taktığı yer. Tramvay Allah aşkına. Bu. Hadi tramvay yolunda. Karşıdan eve bak çok şimdi güzel bakınız. Bir görüntü. Tam bize karşıdan tramvay geliyor. Ve o yoldaydı kaldırıma çıktı çocuğumuz. Evet biraz görüntü geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın tramvay yolunda hadi diyelim ya. Hadi diyelim bir izahını yapabiliriz. İşte tramvay bir tane geliyor. Gördüğü zaman kenara kaçtı diyelim. Ya Allah aşkına trafiğin seri bir şekilde aktığı evet, caddelerde. Işte. Antalya bisiklet sokaklarında manzara bu sevgili bisiklet yolu yok. Yaya kaldırımları keza zaten işgal edilmiş. Dükkanlar tarafından işgaliye bedeli ödendiği için yaya kaldırımları işgal edilmiş. Sanki domates patlıcan yetiştirecek gibi. Seraları yapmışlar oralara. Oralar da kapanmış. E bu skuterlar oralarda kullanılıyor. Ya ne için izin verdiniz arkadaş? Aykome yetkilileri. Allah aşkına imzası olanlar. Açabiliyor musunuz arkadaşlar o belgeyi? Açarsanız biraz, o imzayı evet, atanlara bir gösterelim. Antalya kamuoyu bilsin ya. Ayıptır. Vallahi ayıptır. Billahi ayıptır ya. Sadece ve sadece insanların bakın. Elbette ki kaza olacak. Hayattır. Allah vermesin. Hiç kimseyi bu şekilde acı bir sonla karşılaştırmasın. Amin. Gerek vefat edenler için, gerek aileler için, gerekse kaza yapan için. Onlar için de zor arkadaşlar. Bakınız yolda gidiyorsunuz bir anda fırlayıp geliyor tabii karşınızdan. Çok. Çaresi yok. Yapamıyorsunuz. Yani fren de atsanız hiçbir şey yapamıyorsunuz o anda. Ki şimdi zaten ben mesela şahsım adına söylüyorum. Şahsım adına söylüyorum. Evden çıkarken ben çok yavaş olmasam, dikkatsiz olsam trafikte ters yönde üstüme geliyor. Ve evet, bana diyor ki ne yapıyorsun diye. Yani şeytan diyor ki in artık gereğini yap. Ama onun gereği değil işte. Ona izin verenlerin gereğini yapmak gerekiyor. Niye izin verdiniz siz kardeşim ya? Kime sordunuz yani? Yer mi yaptınız? Yok, 3 kuruş para kazanalım. Zehir zıkkım olsun. Şimdi bunlar ilk çıkışında evet şu anda ekranlara geldi. Bakınız işte burada var. Burada imza atanların tamamı bu arkadaşlar. 21.06.2021 tarihinde. 23.06.2021. Karar tarihi ve sayısı da orada yazıyor. Aykome Genel Kurul kararı. Bu karar olmasaydı o skuterler yeri tatamayacaktı. Şimdi biz Sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Merkezi evet, biliyorsunuz çok güzel bir alan ve biz özellikle havalar ısınmaya başladığı an bizim kaçış noktamız orasıdır. Çocuklar işte kah orada bisiklete binerler, kah paten kayarlar, kah kaykaylarıyla gideriz. Evet. Bizler sandalyemizi açarız, işte çayımızı kahvemizi içeriz. Çocuklar orada oynar, çok da keyifli bir ortamdır. Şimdi bizim skuterların ilk tanışma yerimiz orası. Oğlum geldi dedi ki işte baba dedi skuter var dedi işte kendisinin de skuteri var. O skuterin de kayıyordu ama tabii o hani beden gücüyle evet, giden elektrikli değil. Elektrikli değil. Dedik oğlum var ya senin skuteri bu elektrikli işte çok güzel filan. Ondan sonra babası dedi ki tamam bir bakalım filan. Gittiler geldiler bir 15-20 dakika sonra dedik ya bu bayağı bir hız yapıyor filan hani bu çocuk işi değil. Ve dedik ki aman tamam filan orada şimdi babasıyla birlikte bir turladılar. Çıkışı böyle oldu. Yani o Sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bisiklet biniliyordu. Kaykay kayılıyordu, paten kayılıyordu. Skuterler öyle girdi. Yani skuterler öyle girmedi sevgili Cansu. Trafiğin içine, hayır trafiğin içine
Sonrasında bir anda bunun bir satışı patladı Sayın Demir. Yanlışsam evet. Lütfen düzeltin. Onu düzelteyim ben evet. Hemen arkasından bir baktık bisiklet nasıl hani satılır. Aynı o şekilde satılanlar var, kiralanan daha çok. Tabii kiralanan çok var. Hani belediyelerin bunun imkanını sağladığı yer. Ama bir anda böyle peynir ekmek gibi satılmaya ve ulaşım aracı haline dönmeye başladı. Satıştan ziyade daha çok kiralık var. Satıştan ziyade ben onu düzeltmek evet. adına düzeltelim dediğim olay kısmı orası. Hı hı. Satıştan ziyade 12 bin üzerinde kiralık verilen, evet, izin verilen kiralık evet. olay. Hani şimdi, kiralık bisiklet yani sayısı zaman, belki toplasanız 100-200 ama yoktur ya. Skuterler fırladı gitti. 200'dür bilemediniz 500'dür. Yani 2,5 milyon insanın yaşadığı yerde 500 tanesi de çok değildir. Değildir ama tabii. Ama onlar da kullanıma elverişli olmamalı. Şimdi bakanlık kanun çıkartmış, kural çıkartmış. Demiş ki kaskı olacak. Şu olacak. Yeleği mi? Olacak. Işığı olacak. Yani belirgin bir simgesi olacak onları gösteren. Gece karanlığında Allah kerim gidiyoruz. Ya. Evet. Allah şey kerim. 13-14 yaşında. Yani gerçekten bakın Antalya'da evet, evet, benim trafikte araç kullanan insanların yani. Allah yardımcısı olsun. Her an riskle karşı karşıyayız. Şimdi yaya önceliği diye bir şey çıkarıldı. Yayalar paldır küldür her yerden atlıyorlar. Sanki mübarek keçileri ağıldan salarsınız hurra çıkar giderler. Bizim trafikteki insanlarımızın hali bu. Hangi yaya kaldırımının olup olmaması önemli değil. Ayağını kaldırımdan aşağıya atıyor diyor ki araç dursun. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya böyle yani bir şey bunu, var aslında. Yani bunu öğretemedik. Bunu öğretemedik. Gördüm bakın, aslında ben ama hayır, bakın, bunun için şey, çok ciddi bir... Sevgili Cansu böyle bir şey var derseniz olayı körüklersiniz. Yok yok sakın, hayır. Sakın. O anlamda demedim. Yok yaya önceliği vardır da. Yaya önceliği var. Demek istediğini anlıyorum ama yaya önceliği var dediğimizde. Ama biz buna, bunu, biz toplum olarak buna hazır değiliz. Biz işte bunu Sayın farklı Demir. Değerlendirebiliriz. Evet. Ya otobanda da yaya önceliği olmuyor ki arkadaş. Şimdi, ya, yol bölünmüş sadece, bilmem ne. Sadece bakınız oradan, yaya kaldırımının evet. olduğu yerlerde belli yayaların zaten. Geçiş üstünlüğü vardır. Belli onun zaten haricinde, o yerler. Ayağını değil gövdesini atsa durmam arkadaş ben. Kusura bakmasınlar kimse ya. Arkamızdan gelen araç bize vuruyor. İşte nitekim yaşadık. Benim bir yakınım Antalya'daki Lara tarafındaki bir alışveriş merkezinin önünde yaya kaldırımı yapmışlar. Hiçbir belirgin işareti yok. Yaya geçerken öndeki araç duruyor. Bizim yakınımız duruyor. Arkadan gelen araç duramadığı için vurup 3 arabayı birden perte çıkarıyor. Şimdi bunun sorumlusu kimdir? Yani çok mu zor oraya bir üst geçit yapabilmek? Veya oraya bir kırmızı ışık koyabilmek? Yok. Her gelen yere bariyer yapıyoruz. Her gelen yere kırmızı ışık koyuyoruz. Ama yayaları çok düşünüyorsak bir üst geçit niye yapmıyoruz? Bunu yapmadık. Eyvallah. Öbür tarafta bu skuterların geçecekleri, kullanılacakları yolları yaptık mı? Yok. Bugün sabah da değil mi? Bir haber sunmuştum. Dün akşam siz vermiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Fuar var. Bisiklet fuarı. Bisiklet turizmi. Motto bu. Yani adını bunu koymuşlar. Kardeşim bisiklet yolu yok. Neyin turizmini yapıyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Adam mı seçiyorsunuz ya? Nerede süreceğiz? Ya bırakın Allah aşkına böyle şeyleri ya. Gerçekten var ya. Hani aklımızla alay etmeyin diye bir cümle var ya. Hakikaten bizim aklımızla alay ediyorlar. Ben gerçekten artık buna inanmaya başladım. Ya birileri kafayı yedi ya biz kafayı yedik. Ortası şimdi, yok bunun. Evet beni bilirsiniz. Bende hiç öyle Avrupa özentiliği, başka ülkelerin özentiliği falan yoktur. Herkes de bilir. İzleyicilerimiz de az çok 2 yıldır tanımışlardır. Yıllar öncesi bir Rodos'a gittim. Bir de Hollanda'ya gittim. Rodos'ta evet o yaya önceliği olayını yaşadım. Kızım o zaman küçüktü. Bilmiyorum da tabii yaya öncelikli bir durum olduğunu da bilmiyorum. Biz de tabii Türk'üz böyle bakıyoruz uzaktan geliyor. Hatta ben buradan geçerim falan deyip paldır küldür geçiyoruz ya. Şimdi kaldırımdan böyle adımımı attığım an trafik duruyor ben de duruyorum. Kıbrıs'ta da öyle. Şimdi Kıbrıs'ta da öyle. Kıbrıs'ta, evet. Şimdi o sistem o kadar güzel oturmuş ki ama şöyle bir şey var. Eğri oturalım doğru konuşalım şapkamızı da önümüze koyalım. Hem yaya önceliğine insanlar sindirmiş alışmış hem de takip mesafesine, hız sınırına, her şeyine bütün kurallara uyuyorlar. Dolayısıyla yaya da uyuyor. Şimdi. Yaya da uyuyor. Arkadaki aracın da pat diye gelip 3 tane aracı pert etmesi gibi bir durum olmuyor. Şimdi diyor ki burası diyor yani şehir içi burada diyor hız sınırı diyor işte atıyorum 50 diyor. Herkes 50 ile gidiyor ve takip mesafesini koruyarak gidiyor. Sonra da bencileyin ayağını böyle atan, asfalta atan biri olduğu zaman trafik hop yavaşça duruyor. Hani vızızız diye kimse şöyle, durmuyor. Şöyle bir durum var sevgili Cansu. Bahsettiğin yerlerde
kurallar uyulmak için var. Evet, işte ondan bahsediyorum. Yıkılmak için var, çiğnenmek için var. Evet. Birincisi bu. Her konuda İkincisi bu. Bunu da hani söylemek istiyorum. Evet. Hollanda'yı hani illa gitmemize gerek yok, biliyoruz da bisiklet trafiği çok yoğun bir ülke. Yani hatta çıkmıştı Cumhurbaşkanı da bisikletle işe gidiyor falan diye. Kültürlerinde bir bisiklet kültürü var. Ve oranın bir şehrine gitmiştim ben. İlk gün bir gezdik dolaştık. Aa dedim ki ya dedim kendi ülkemde dedim hani trafik teröründen yırtıyorum. Burada dedim bisikletlerin altında kalıp öleceğim. Ama öyle bir şey var ki Sayın Demir, az önce söylediğiniz şey işte. Bisiklet yolları var ve sen yaya olarak o bisiklet yollarına geçemiyorsun. Araçlar o yollara giremiyor. Bisikletler asla caddeye çıkamıyor. Ve öyle bir sistem var ki gerçekten bunu oturmuş. Özellikle söylüyorum. Yani asla böyle bir Avrupa özentiliğim bilmem ne yoktur. Ama hayran kalmamak mümkün değil. Şehir tamamen bir bisiklet cennetine benziyor. Her yer bisiklet ama bisikletlerin konuşu bile, yerleri bile var. Hani buraya diyor koyabilirsiniz bisikletinizi, başka bir yere koyamazsınız. Ama bizim bisiklet, var olan bisiklet yollarımızı biz kapattık. Sevgili Cansu, bizim Türkiye'deki yönetim sistemi anlayışımız ne biliyor musunuz? Hani bazen böyle bir, birazcık argoya kaçan bir fıkra vardır. Aşçı, bahçıvana, bahçıvan, uşağı, bilmem şoför, bilmem kime, kime falan diye. Herkes birbirine girmiştir ya. İşte Türkiye'deki bizim yönetim anlayışı da maalesef bu. Özellikle yerel yönetim anlamında söylüyorum. Bakınız, Antalya'dan örnek verelim. Tramvay yolunda araç, bisiklet yolunda yaya, yaya yolunda skuter, engelli yolunda arabasını araç park eder. Veya işte engelli yolunda belediye kanalıyla verilmiş işgaliye bedelleri alındığı için milletin masası, dükkanlarına dönüşmüş masalar. Şimdi baktığınız zaman, örneğin Atatürk Caddesi'ne bir göz atalım. Mübarekler orada, gerçek söylüyorum, biraz tarım ürünleri yetiştirsek ihraç edecek boyutta. O derece kapalı yerler var. Adam 5 metrekarelik dükkan kiralamış, 50 metrekarelik yeri işgal ediyor. Ya bunun bir sınırı yok mu Allah? Sadece yani o tarafta değil. Şimdi rantı yüksek bir şey. Her bölgede sevgili maalesef, Mustafa, yani orası sadece bir örnek olarak veriyorum. Evet. Her bölgede aynı şekilde. Şimdi Konyaaltı'nda da var, Kepez'de de var, Muratpaşa'da da var. Var. Rantı yüksek Antalya maalesef. Antalya'nın yüksek her bir bölgesinde. Her bugün gidin Manavgat'ta da, Alanya'da da keza aynı şeylere rastlayabilirsiniz. Sen konuşunca biraz da arkadaşlar ya bunu bir sistemli hale getirmek çok mu zor ya? O yollar niçin yapılmış? Kaldırımlar niçin yapılmış? Kaldırımlar kimin malı? Aynen. Kaldırımlar kamunun malıdır. Kamu adına, bizim adımıza orayı sen kiraya veremezsin. Bak kardeşim. Vermemelisin ama işte şimdi kime anlatacaksın? Antalya'da otopark sorun diyoruz. Konyaaltı'nda mesela işte bırakın şeyleri, apartman hani dükkanları önündeki boşluğu, apartmanların bahçe ne kadar boşluk alanları varsa otopark. Yok, ne otopark, şey dükkana dahil edilmiş. Ha, dükkana dahil. Dükkanlara dahil edilmiş. Kaldırıma kadar sıfırlanmış. Buna 3 rakamlı market zincirleri de dahil. Hani o üç harfler diyor. Üç harfler. Ha. Şimdi özellikle eğlence mekanları da çok fazla bu. Ondan sonra masalar, bırakın kaldırımlara, asfaltın üzerine bile masalar atılıyor. Arabalar vızır vızır geçen araçların arasında insanlar oturmuş, işte içkisini içiyor ya da kahvesini yudumluyor. Öyle bir durum. Ondan sonra işte bir taraftan skuterlar var, bir taraftan, ya arkadaş, şimdi bir arsaya inşaat yaparken altı mümkün olduğu kadar dar olur. Çünkü bahçeye geniş olsun diye. Sonra yukarıda biraz genişler inşaatlar. Ama biz ne yapıyoruz? İskan ruhsatını aldıktan sonra, ne kadar boşluk alan varsa yayıl bakalım, yayıl. Bunlar kimden cesaret alıyor? Belediyeler bu işlere göz yummasa mümkün değil, böyle bir işleri yapamazlar. Belediye görmüyor bunları. Bütün tek bir belediye değil, bütün belediyelerde var. Çatı katı çıkıyor, çatının çatısına çıkmışlar ya. Ha, bunda da merkezi idarenin de şeyi var. Vay işte imar barışı oldu bir, şimdi tekrar bir imar barışı beklentisiyle yine mesele yapıyorlar. Öyle bir şey var ki, nefes alacak yer kalmadı Antalya'da. Kalmadı. Şimdi ondan sadece Antalya değil.
Bakınız az evvel kurallardan bahsettik. Trafik kurallarından bahsettik. Trafik kuralları ki hayati önem arz eden bir durum olmasına rağmen çiğneniyor. Evet. Öbür tarafta imar kanunlarından çiğnenmesi. Ya yol trafiğe de şey yadırgamamak lazım artık. Şimdi biz Diyarbakır'dan Antalya'ya tatile gelirdik. Yaz dönemi. Şimdi Diyarbakır'da öyle çok fazla değil görmemiştik. Yani öyle bir motosiklet falan şeyi yoktu. Normal hani trafikte araçlar gider gelir. Antalya'ya geldiğimiz zaman bir motosiklet şeyine bir şaşırırdık biz. Derdik ki ne kadar çok motosiklet var. Allah'ım derdik yani araçların arasından böyle vızır vızır geçiyorlar falan. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman bütün artık şehirlerimizde artık motosikletler hatta belli bir kısmı ehliyete de gerek olmadan kullanılıyor. Ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Onlara alıştık. Sonrasından arkasından şoku pandemiyle birlikte işte bu evlere hizmet eden motokuryelerle yaşadık. Onları da çok konuştuk bu yayınlarda. Onlar da başta başına bir bela. Bakın yakında onlardan da Allah korusun. Onlardan da kötü haber gelecek. Aldık da onlarla yetişmek adına bilmem ne ki daha da fazla gelecek. Arkasından işte pandemi toplu taşımaya binmeyelim dediler. O dediler bu dediler. Araç sayılarında ciddi artış oldu. Zaten Antalya trafiği eminim ülkemizin dört bir tarafında da böyledir. Hani şu anda Antalya üzerinden bildiğimiz için konuşuyoruz ama eminim ekran başında izleyen bizi izleyen sizler de İstanbul'da evet burada da aynı diyorsunuz. Evet. Bundan da çok eminim. Trafikte bir araç sayısı arttı. Sonra işte bisikletler yok işte motosikletler, motokuryeler derken en son durak skuterler oldu. Ve işte biz maalesef toplum olarak bir başımıza facia gelmeden ne tedbir alıyoruz ne önlemini alıyoruz. Ne bu konuda taşın altına elimizi koyup bir çalışma yapıyoruz. Kendi canımız yanmadığı sürece olanları görmezden geliyoruz. Gerçekten böyleyiz. Yani bu hayatın her alanında maalesef böyleyiz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyoruz. Ama gün gelip o yılanların bizi de sokacağını hiç düşünmüyoruz. Her hayatın her alanında böyle yaşıyoruz. Evet. Biraz böyle bir işte hani kadercilik de var. Değil. Kader, mader öyle, değil. Böyle ama kardeşim. Kader işte ömrü bu, o kadarmış. Fıtrat vadesi falan bu değil kadarmış bu. Falan onu. Diyoruz. Yok. Ama ortada çok ciddi bir tehlike var. İki tane çocuğumuz, 17 yaşında iki tane çocuğumuzu kaybettik biz. Yani tehlikenin ne zaman artık insanlar farkına varacak? Belediyeler, şimdi yerel millet, yönetimler bak, ne zaman şimdi ne yapacaklar olacak? Biliyor musun? Çok bak ben sana söyleyeyim. Milletin gazını almak için işte bir sürü bir şeyler yapıyoruz. Mış gibi yapacaklar. Mış gibi. Ondan sonra tekrar eski kara düzen devam eder. Diyorsunuz. Sizce? Ben dedim ya. Evet. Yine ne yaparsa millet yapar. İşte evet. Evet. Herkes, onun için diyorum ya herkes taşın altına. Açık konuşuyorum. Bakınız. Bu skuterlar yasaklanmalı. Yasaklanmalı kardeşim. Altyapın varsa firmaya, tamam. Amen. Firmaya şunu söyleyecek. İlgili kamu idaresi. Diyecek ki kardeşim Antalya'da gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yasal yollar yapılıncaya kadar malzemelerini topla. 24 saat süre. Toplamadı mı? Tamamını topla at çöpe. Bu kadar. Yapılacak işlem tek bu. Öyle yok öyle oldu böyle olacaktı. Certti curttu ben anlamam. Ben çözümcü bir adamım. En iyi çözüm de topla at kardeşim. Kusura bakmayın ya. Ceza kes. Başkaca ceza çözüm değil sevgili yo, Mustafa. Şey, bugün firmaya uymazsa, toplamazsa bugün şayet. Firma toplamadı. 10 gün boyunca toplamadı. 10 günün içerisinde 10 milyar ceza kestin. Ama 10 gün içerisinde 10 kişi daha ölürse ne olacak? 10 milyar geri getirecek mi? Yok. Getirmeyecek. O zaman ceza değil. Toplayacaksınız. Bakın ben söylüyorum. Sakat bir yerde gördüğüm anda toplayıp götürüp ulaştırma hizmetleri daire başkanlarının kapısına bırakacağım. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına dayanmıştı. Ben de bundan sonra ulaştırma daire başkanlarının kapısına dayanacağım. Kusura bakmasınlar. Ya toplarlar ya da bir an önce önlemini alırlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş Sayın Erol Duygulu. Vefat eden gençlere Allah'tan rahmet dilerim. Gerçekten çok üzücü bir durum. Skuterler Antalya kaldırımlarında gelişi güzel bırakıldığı, trafiğin gelişi güzel kullandığı ortada. Skuterler hem trafikte hem de yayaların yürüdüğü kaldırımlarda çok tehlikeli arz ediyor. Skuterler yasaklanmalıdır demiş. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Ramazan Yüksel selam gençler kolay gelsin iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Seher Şahin iyi yayınlar diliyorum güzel insanlar demiş. Nerelerdeydiniz Sayın Şahin?
Gözümüz yollarda kaldı. Uzun zamandır yoktu Sayın Seher Şahin. Evet. Neyse bu akşam kavuştuk. Çocuklarımızı... Sabah programlarında var. Öyle mi? Evet, sabah programlarında ben görüyorum. Bizi o zaman olsun, gün başlıyorla mı? Yok, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizim programlarımıza yorumlarıyla çok katkıda bulunuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gözlerimiz aradı tabii ki. Çocuklarımızı parka gönderemiyoruz. Sapı, uyuşturucusu orada. Bisiklet, skuter tarzı bir şeyler kullanmaları ortam sağlanmadığı için evet. Sakıncalı. Bu gençlik nasıl yetişecek? Bilmiyorum demiş. Vallahi ben de bilmiyorum. Gerçekten biz gençlere sayın. Karşı çok suçluyuz. Şahin. Vallahi öyle. Yani çok suçluyuz. Her şeyleri kontrol bizi altında. Özel, her hani şeylerini diyor, denetlemek zorundayız. Evet. Bizi çok kötü anlayacaklar ya. Evet. Sayın Durul Doğru iyi yayınlar çok selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Süleyman Geçkili iyi akşamlar iyi yayınlar dilerim. Selam ve saygılarımla demiş saygı bizden. Ve eklemiş bizde de kurallar var sadece yazılı. Uygulamada vatandaş olarak kurallara evet. Uymak zorundayız. Ama altyapı yok. Ve denetim olmayınca kötü olaylarla karşılaşıyoruz çok demiş. Doğru. Çok doğru. Çok enteresan bir şey yaşadım ben ulaşım hani konumuz olduğu için. Şimdi çocukların okul servisine bu yıl biliyorsunuz bayağı bir böyle uçuk hani rakamlar. Uçuk rakamlar verdik benzin fiyatları gerekçesiyle. Ve muhtemelen diyorum hani gene iyi tarafından tabii düşünmeye çalışıyoruz. Geçen yıllarda çünkü böyle bir sorun yoktu benim çocuklarım hep servis kullandı okul hayatlarında. Servise bindiklerinde birkaç şimdi sefer bize... Şimdi servis derken şunu da söyleyelim ek. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye genelinde muhtemelen aynı, Antalya'da da öyle. Şimdi özel okulların servis ücretleriyle devlet okulunun servis ücretleri arasında dağlar kadar fark var. Buradan ilgili her kimse duyurulur. Duyurulur. Milli Eğitim Bakanlığı mı bakıyor? Evet. Yoksa Antalya Valiliği mi, Emniyet Müdürlüğü mü? Bu ne? Servisçiler odası mı? Mesela servisçiler odasına bizim arkadaşlar bir telefon açsa bakmıyor. Bakmıyorlar. Bakmıyor. Hayır. Arkadaşlar, yani evet, kimseye ulaşamıyoruz yani. Nasıl yani? Nereye arıyorsunuz? Antalya Servisçiler Odası Süleyman'ın. Pazardaki çaycıya gitseydiniz ya. Niye oraya gittiniz? Niye ne oldu hayrola? Yani bu memlekette kim görevine sahip çıkıyor ki? İşte. Vallahi çıkmıyorlar. Vallahi önce bunu sorgulamak lazım. Bizim muhabir arkadaşlarımız ne zaman arasalar ulaşamıyorlar. Yok yani evet. bu durum yerel yönetimler için de evet. farklı değil. Neyse şu anda şöyle bir şey devam yapmışlar. Devam et Cansu. Çocukları mesela alıyorlar sabah okula bırakıyorlar. Evet. Okula bıraktıktan sonra tabii başka yerlere servise gidiyorlar filan. Akşam okuldan aldıklarında da çok hızlı bir şekilde çocukları yerlerine ulaştırıyorlar. Oradan bizim servis için söylüyorum bunu bir fabrikanın işçilerini evet. alması gerekiyormuş. Doğrudur. Ve çocukları yani bir iki sefer tek çok, bir yerle da, evet. şeydi birkaç yerle anlaşmalı. Anlayabilirim evet. elbette ki yani hani bir tek o okulun o çocuklarını değil. Taşıyacak diye bir şey yok. Ama bunları bir saate bir sisteme oturtmak gerekiyor. Tabii yani. Ki aynen. Ve çok hızlı kullandığına dair çocuklarımdan tepki geldi. Hatta bir iki sefer polis durdurmuş. Demiş ki ne yapıyorsunuz siz? O da demiş ki işte çocukları bıraktıktan sonra başka ne olursa olsun demiş ya sen okul servisisin. Ve dün de oğlum servisten mesaj atıyor bana. Anne şoför abi çok hızlı kullanıyor. İşte bir adama çarpıyorduk. Çok korktum ben filan. Ondan sonra hemen arkasından şimdi de kaza yapıyorduk. Takla atacaktık neredeyse filan diye. Ve servisçileri aradığımızda bir çözüm bulamadık. Daha önce eşim aradı. Okul müdür yardımcısını aradım. Ve çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Dedim kusura bakmayın hani bu konuyla ilgili sizi rahatsız ediyorum ama böyle bir sıkıntımız var bizim. Ve bu sorunu çözemedik. Bunu nasıl çözeceğiz? Ben dedi bu sorunu çözeceğim Cansu Hanım dedi. Çünkü dedi eğitimden çok daha önemli çocuklarımızın canı dedi. Elbette. Şimdi bunu özellikle teşekkür etmek için de anlatmak istedim. Ne zaman bunun farkına varırız? Yani bir yere ulaşmaktan daha önemli olan şey evlatlarımızın canı. Bir şeyleri... Çakışıyorsa yapmayacaksın kardeşim. Evet, yani almayacaksın. Şimdi skuterler çocuklarımızın canından çok mu önemli? Oradan kazanacağınız 8 lira, 18 lira, 28 lira her neyse. Yani... Bu kadar mı önemli? O iki tane çocuğumuzun yerine nasıl koyacağız o paraları? Ya da karşılar mı? Yani bir şeyler olmadan bizler niye tedbirini alamıyoruz? Yani eğitimden de daha önemli, işte paradan da daha önemli, her şeyden daha önemli o canlar. Ne yapmak gerekiyor? Yani toplum olarak ne yapmamız gerekiyor? Bireyselde ne yapmamız gerekiyor? Haberci olarak ne yapmamız gerekiyor Sayın Kozak? Yapmak gereken kurallara uyacak herkes. Yani durup dururken bak az önce Avrupa'dan işte birçok ülkeden örnekler verdin sen bizzat kendin. Herkes üzerine bir şey yapıyor. O sistem bizde nasıl oturur? Oturmak zorunda. Yani bu kanunları niye çıkarıyorsun? Yani çiğnenmek içinse
Çiğniyoruz zaten de. Yani çiğnememek lazım. Herkes üzerine düşeni yapacak. İşte servis örneğinde şayet saat çakışıyorsa, yetişemiyorsan kardeşim öbür tarafı almayacaksın. Başka iş yapacaksın o zaman. Kazanamıyorsan git başka bir iş yap. Zorla mı yaptırıyorlar yani sana? Değil mi? Şimdi kurtarmıyorsa o işi yapma. Kaldı ki tonla para veriyorsun işte kendine de söylüyorsun. Tabii, yani. İki çocuğa yıllık ne ödüyorsun Cansu? Yani şeye söyleyeyim ulaşım. Mi? Yok servis ücreti gerçek söylüyorum. Vallahi bu yıl 30 bin lira ödedik biz. İki çocuğa değil mi? Çocuğa. Bak. Yani. Bak şimdi kendi yaramı değiştiniz. Açmasın. Düşünün bunu. Yani. Arkadaşlar sadece servis ücreti bu. Bunun yemek parası var. Okul parası var. Defter, eğitim parası var. Var. Var oğlu var. Var da var. Değil mi? Yani var şimdi var. Bakın bir de... Daha bir de canını hiçe sayacaksın. Bunun bak... Sen ha, bu çocukların... Ve huzur içinde yolcu edemiyorsun. Aklımız şeydi. Şimdi mesela şu vardı. Telefonlarında bakın, uygulamalar şimdi, yüklü. Okula yollardaki gidiyor, şeyler. Bakın tehlikeler. Şimdi... Benim şimdi sen çocukların okuduğu okulda benim kızım da bir 2-3 sene okudu. Lisede yeni açıldığı dönemde mesela. Şimdi bir de yol güzergahlarında istenmeyen görüntüler de oluyor. Mesela Zeytinköy tarafından geçiyordu işte okula. Orada ufacık ufacık kızlar kendileri bedenlerini satan uyuşturucu. Vallahi servis güzergahını değiştirdik. Şimdi, görüyorlar, bugün aile hekimine misiniz? Giderken evet. Dar bir kaldırımda ağaca bağlanan skutura tekme atasım geldi. Zaten kaldırım dar, yola inmek zorunda evet. Kaldı annem ve annesi tatlı. 84 yaşında. Bakın işte az evvel söyledim değil mi? Yani işte. Az evvel söyledim. Yani şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları, alt kademe belediyeleri, ilçe belediyeleri bu işe hiçbir şey yapamıyor. Ha ben belediye başkanı olsam, ilçe belediye başkanı olsam... Neler yapıyorum görsünler. Ha bu İstanbul. Evet. İstanbul'daki manzara. Sayın Durul Doğru'nun tamam. Söylediği İstanbul'da evet. Yaşanan. Şimdi ben Antalya'dan örnek vereyim. Yani hani onun için İstanbul'da az önce söyledim. Yani, bütün yani İstanbul bilmem ne diğer tarafta evet, hepsi aynı. Çünkü ulaşım büyükşehir belediyelerinin işi olduğu için veya bütün şehir belediyelerinin işi olduğu için ulaştırma koordinasyon merkezi dediğimiz yerden karar çıkar. Genel kurulundan. Büyükşehir olmayan yerlerde de normal belediye. Tabii ki. Hı-hı. Büyükşehir'in olmadığı. Bütün şehir ve büyükşehir dedim zaten. Evet evet. Şimdi onun haricindeki belediyelerde ilçe belediyeleri, belde belediyeleri kendi kararını verebilir. Ama Büyükşehir Belediyesi karar vermiş olsa bile, şayet ben ilçe belediye başkanı olsam, ilçemde böyle bir manzarayla karşılaşsam, vallahi billahi bir tanesini sokmam. Bakın bir tanesini sokmam. Zabıta ekiplerimi çıkarırım, bir gün boyunca fen işleri ve zabıta ekiplerinin tamamı, park bahçeleri de dahil, hiçbirisine o gün farklı bir görev vermem. Tek görev. İlçede bulunan ne kadar skuter varsa toplayın kamyonetlere kardeşim derim. Ben belediye toplarım. Ben bir ilçe belediyesinden şimdi, arkadaşı aradım. Bizim müdahale yetkimiz yok dedi. Yazılı olan kurallar kadar yazılı olmayanlar da vardır. Hadi bana İki bakanlığın yetkisiyle. Hadi bana toplattırmasın bakayım bir. İki bakanlık yetkiliymiş o konuda. Öyle şey olur mu ya? Sadece. Bakınız yani arkadaşlar. Onlar evet. Getirmiş. Büyükşehir Belediyesi'nin noktası altındadır. Kanunda o yazar. Bunu ben de çok iyi biliyorum. Ama yeri geldiği zaman da masaya yumruğu vurmasını bileceksiniz. Kusura bakmayın. Bu tamamen topu taca atmakla alakalı bir durum. İnsanların canı tehlikeye giriyorsa ben orada kanun da dinlemem, kural da dinlemem. Yıkar geçerim. Ne kanunu ya? Şimdi iki tane çocuğun canını birilerinin yazdığı kanun geri mi getirecek? Gelmez ve hiç gelmez. Toplayın kardeşim o zaman neyi bekliyorsunuz ya? Hala neyi bekliyorsunuz? Günler geçmiş üzerinden bakınız abuk sabuk yerlerde hala kaldırımlarda araç trafiğini engelleye... Ya ben kendi gözlerimle gördüm ya. Ana caddeye park etmişler arkadaş. Ediyorum. Ana caddeye park etmişler. Orta refüje etmişler ya. Hadi orta refüjde kimseyi rahatsız etmiyor. Kaldırım yaya da geçmiyor. Hayır yani oraya nasıl... Bakın orta refüje, park edenleri tebrik etmek lazım. Çünkü araç trafiğini engellemiyor. Yaya trafiğini engellemiyor. Hiç kimseye mani değil. İzleyicilerimize ama, sayın okumamışın yaşadığını da anlatalım da onların da yüzünde yani, gülümseme olsun. Evet, evet. Bizim Turuncu Koltuğun yapımcısı ve sunucusu gazetemizin de yazarlarından Sayın İbrahim Okumamış. Bizim de meslek büyüğümüz. Çok severiz kendisini. Selamlar olsun. Sabah evlerinden çıkacaklar. Çıkamıyorlar. Demir kapı kilitli. Skuter bağlamışlar. Yok bilmiyorum. Dün anlattı bize. Açmaya çalışıyorlar bir bakmışlar ki skuterin kilidini sayın okumamışın bahçeye apartman kapısını bağlamışlar. Çıkamıyorlar oradan şu en son şeylerle makaslarla bahçe makaslarıyla bilmem nelerle filan kesmiş atmışlar ama hani oradan çıkabilmek için ciddi
çaba harcamışlar. Yani gerçekten şimdi orada hani, Kur'an mı dinleyeceksiniz Allah aşkına? Ne diyeceğimizi bilemedik yani. Oraya bağlanır mı yahu? Adamcağız çıkamamış, diğerleri çıkamamış. Apartman mahsur kalıyor. Apartmandaki herkes mahsur kalmış. Gerçekten merak ediyorum ya, nasıl bir ruh halidir bu? İşte bu yüzden evet. Diyorum ya. Şimdi pandemi döneminde de söyledik. Sonrasında artan fahiş fiyatlarla ilgili, o fırsatçılarla ilgili de hep dedik ya, denetim şart diye. Az evvel dediniz ya, nasıl düzelecek peki diye. Evet. Nasıl düzelecek biliyor musunuz? İnsanlar kendi başlarına gelecekmiş gibi empati yapıp görevliler de denetimlerini adam gibi yaparsa düzelir bu iş. Bindin mi Ahmet hiç? Ben bilmedim. Yok, bilmedim. Allah korusun. Ben bindim. Kendim şeytan arabası diyorum. Yani kalkıp da şeytan arabasında ne işim var benim? Ben bindim. O ilk çıktığı zaman bindim. Ve gerçekten bir de bizim istihbarat şefimizin de vardı skuturu biliyorsunuz. Evet. O da bir dönem evi yakındı buraya. Onunla gelip gidiyordu. O kendinindi. Kiralık falan değil. Evet. Kiralık değil. Onu da burada bir denedim. Ama tuttuğunuz an bir anda fırlatıyor zaten sizi. Yani ciddi bir hız yapıyorsunuz. Onun kontrolünü iyi sağlamak lazım ve fren noktasında da hani zıp diye duruyor. Ben bir orada, bir de az önce söylediğim gibi sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Parkı'nda oğlum kiraladığında binmiştim. Tamamen kontrolsüz. Ki şimdi sadece, bu kadar yayılmadan önce benim birkaç arkadaşım da düşmüş, ciddi yaralanmıştı. Sadece o tür yerlerde, sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nin olduğu gibi bölgelerde... Yok, orada da... Bisiklet yolu var. Bir tek bisikletçinin yolu. Ama yayada falan kullan. Orada da işte olur orta rastgele dalıyorlar. Tebrik ediyorum seni. Aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. Yani müsaade etseydi zaten o cümleyi kullanacaktım. Yani o bölgelerde bisiklet yolları veya sadece insanların geçmediği kaldırım olan bölgeler var. Oralarda kullanılabilir. Onun haricinde diğer yerlerde, şimdi Işıklar Caddesi, Atatürk Caddesi, Metin Kasaboğlu Caddesi veya Adnan Menderes bulvarında alt geçitlerden Gazi gidiyorlar. Bulvarında. Ya bakın, ben kendim şahit oldum arkadaşlar. Üç kişi o mezarlığın oradaki alt geçit var ya, şarampol alt geçidi. Evet, Mevlam Caddesi. O şarampol alt geçidinde üç kişi skuturla giderken araç trafiğinde gördüm. Allah korusun, en küçük bir şey de dikkatsizlikte bir arabaya çarpmayı bırakın, vursalar bir yere gitti. Geçtiğimiz günlerde sabah programına gelirken, bakın sabah programından bahsediyorum. Sabah 7'de. Evet, sabah 7'de skuterla Kepez Belediyesi'nin önündeki alt geçitte duvara vuruyordu. Allah korusun. Önündeki araba dikkatli olmasa o duvara vurduğu zaman arabanın altında kalacak. Yani şimdi bunların bedelini kim ödeyecek? Bu insanlar niçin? Ya bizim düşündüğümüzü düşünemeyecek kadar insanlarda bazı şeyler eksik mi? Ben bunu çok merak ediyorum ya. Ya biz insan gibi yaşıyoruz, normal hayatı yaşıyoruz ve düşünüyoruz. Allah bize akıl vermiş, fikir vermiş. Demiş ki ey kulum düşün demiş, idrak et, gör, ders al demiş. Biz düşünüyoruz. Peki bizi yönetenler niye düşünmüyor? Onların neyi eksik? Merak ediyorum ya, eksik bir yeriniz var mı? Gözünüz, kulağınız, her şeyiniz tamam değil mi? Tamam. Bizim de tamam. Bizim düşündüğümüz kadar siz de Allah rızası için düşünseniz de bu canlar yanmasa olmaz mı? Çok haklısınız. İlgili odalara ulaşılamıyor. Belediyeler denetleme görevini hakkıyla yapmıyor. Bir karmaşayla Allah'a emanet işler yürütülüyor. Ancak yaptıkları çok güzel bir durum var. Belediyelere istihdam edilenlere dikkat ediniz ve başarılı oldukları alanı görünüz. Antalya belediyelerine partili yöneticilerin, belediye meclis üyelerinin akrabayı taallukatlarını istihdam ettikleri yetmiyor. Antalya halkının işsiz gençlerini istihdam etmeleri gerekirken Antalya'nın kalbur üstü şatafatlı hayatları olan zenginlerinin oda başkanlarının çocuklarını işe başlatıyorlar. Belediyeleri arpalık anlayışıyla paraya pula ihtiyacı olmayanların çocuklarıyla istihdam ediliyor. Neden demiş Sayın Erol Duygulu. O kadar güzel söylediniz ki, yani aslında açıkladınız da durumu. Elbette ki Sayın Demir ve Sayın Kozan belki söyleyecekleri vardır. Sayın Seher Şahin de Finike sahil yolunun çok güzel bisiklet yolu vardı. Ne tartıp düşündülerse bu yolun tehlike işgal ettiğini düşünüp kaldırdılar. Şimdi bisikletliler ana yolda araçlarla yarışıyor. Peki bir kaza vuku bulduğunda Antalya vatandaşın huzurundan sorumlu kişilerin mi kapısı çalınacak? Ya bu faciaya sebep olan sizsiniz, nasıl bir savunma yapacaksınız demiş Sayın Seher Şahin de. Şimdi bu skuterlarla ilgili ben şunu merak ediyorum. Gerek hayatını kaybeden çocuklarımızın aileleri. Allah sabırlar versin. Allah sabır versin.
Gerçekten kolay değil. Allah kimseyi de evlat acısıyla imtihan etmesin. Önce onu söyleyeyim. Gerek o aileler, gerekse kaza yapan çocuğun ailesi. Bu az evvel ekranlarda gösterdiğimiz imzası olanlarla ilgili bir dava açacaklar mı açmayacaklar mı ben merak ediyorum. Ne olacak açsalar ne olacak? Elbette ki ne olacak? Tabii ki gidenler geri gelmeyecek. Hayır, ondan bir soru soralım da. Gidenler geri gelecek, ceza falan da alınmayacak. Yani vicdanen, şimdi bu insanlar acaba vicdanen rahat mı? İnsanlar kardeşim rahat vicdanen değil, bana göre direkt sorumludur. Çünkü hukuken sorumlu olmaz. Çünkü bakınız şu, bir baba olarak düşünün. Evet. Bir baba evladına aracı verip de kullan çocuğum dediğinde çocuğun ehliyetinin olmadığını bile bile o arabayı veriyorsa suçlu mudur değil midir? Yok, ehliyetini bırak, ehliyetsiz vermesini bırak, ehliyetli verse bile araç sahibi müteessesiyle sorumludur. Peki şu anda bu işin sahibi kim? Neyi? Skuterların sahibi kim? İzin veren belediye değil mi? Belediye. Müteessesiyle sorumludur kardeşim. Şimdi bunun ceza davasından doğru dürüst bir ceza almazlar. Şimdi alacakları şey 8 yıl 4 yani maksimum. Yani bu imzası olanlara açılan dava. Yok yok yok. O şey sürücü mesela. Ha sürücü. Mesela sürücü. O da çok acı. Hız yaptığı aşikar. Taksirle ölüme tamam, neden olmak. Taksirle neden olmak suçundan yargılanırlar tamam mı? Doğru dürüst. Ben iddia ediyorum 2 duruşma sonra o çocuk çıkar. Hani belki ilkte de çıkabilir. Vah gidene. Ha vah yani gidene. Çocuk öldüğüyle kalır. O çocuklar öldüğüyle kalır. Ha içerideki çocuk için de zor bir durum. Ha bu işin bir de tazminat davası var. İşte o ocağına incir ağacını dikerler. Buradan söylüyorum. Hani arkadaşlar tamam, vicdani boyuttan başkası hiçbir şey önemli değil biliyor musunuz? Aynen. Gelen giden tazminat alınmış verilmiş. Bakınız vicdani boyutun vicdani boyutu zaten şey, bunun şeyi yok hiçbir ölçüsü. Şey vicdani boyutu kapatamaz. O yüzden elbette. Yani tazminat davası açılsan olur sevgili Mustafa. O aileye trilyonlar verseniz ne olur? Yani o çocuğu evladı geri gelmekten gelmiyor. Yani o yüzden ama hiç, işte ben 3 kuruşluk bu işin vebali üç kuruşluk işi konuşmanın gereği yok, bile yok bence. Yani. Değil, öyle değil. Bence şimdi öyle. Onun o kadar şey ki şimdi bak araba çocuğun kendinin değildir muhtemelen. Yani 23 tam yaşındaki bir belki arkadaşım yani belki bilmediğim şeyler üzerinden konuşmak bence şimdi doğru olmaz. Sonuçta o ruhsat sahibi o işten sorumlu olacak. Arkadaşlar buradan şey yapalım. Kimse tanımadığına arabasını vermesin. Tanıdığına da vermesin. Yani kiralık bir araba işi yapmıyoruz. Bakın güzel kardeşim şayet. Benim bir arkadaşım arkadaşına emanet olarak aracını verdi. Arkadaşının aracı sanayide bakımdaymış. Aracın arkadaşımdan istiyor. Arkadaşım aracını verdiği için arkadaşım da o arkadaşıyla beraber kaza yaptığı için 108 bin lira faiziyle beraber 400 küsür bin lira ödemek zorunda. Tabii tabii. Evet. Hem de. Aynen. O yüzden dikkat edin. Evet, ama dedim ya yani hiçbir maddi güç o çocukları geri getirmez. O yüzden ama yani biz işin maddi boyutunu hiç konuşmayalım bile. Değil. Biz işin bundan onu sonraki da düşünsünler. Bundan sonraki manevi boyutlarını elbette konuşalım. Bu işin manevi boyutu da kardeşim belediyeler çıkar, adam gibi yol yapar, adam gibi yerler yapar. Çocuklarımız, gençlerimiz orada enerjisini atarlar. Onun haricinde böyle trafik yolun yoksa vermeyeceksin kardeşim. Yani bitti. Bakanlık çıkarmış neymiş kas takılacakmış işte. Reflektörlü gerekiyor. Şu kazada kask taksa ne olacak? Şimdi, çocuklar kaç metre havaya uçmuşlar. Şimdi ya. Sevgili Cansu, kaskı takıp takmaması, reflektörlü yeleğe giyip giymemesi sorun değil. Bunu kullanacakları yol yok. Bakanlık oraya yazarken öncelik şartı yok ilave etmeliydi. Demeliydi ki bisiklet yolları haricinde kullanılamaz. Evet. Ama yok işte araç trafiğinin 50 kilometreyi geçmediği gibilerinden bir takım şeyler var. Halbuki öyle olmamalı. Aracın girdiği yere giremez arkadaş. Bitti ya. Evet. Bu kadar basit. Ne söylesek, ne konuşsak, günlerce gecelerce de konuşsak hepsi lafı güzaf. İki ocağa ateş düştüğü, iki annenin, iki babanın ciğerinin yandığı tek gerçek sevgili izleyiciler. Bu konuda toplum olarak hepimizin sorumlulukları var. Ailelerin sorumlulukları var. Yerel yönetimlerin sorumlulukları var. Devlet yönetimlerinin sorumlulukları var. Dolayısıyla bizler de sorumluluğumuzu yerine getirerek bu işe tepki göstererek ya bisiklet yollarının, skuter yollarının yapılmasını ya da bu skuterların, tehlike saçan bu skuterların kaldırılmasını diliyoruz. Ve bu işin takipçisi olacağımızın da sözünü buradan veriyoruz diyoruz ve reklama gidiyoruz. Dönüşte bir başka konuyla yeniden buradayız.
Bizim görüş kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. İlk bölümde maalesef skuterları konuştuk. İki gencimizin hayatına mal olan skuterları. İki güzel yorum var, onları da okuyayım. Diğer konumuza geçeceğiz. WhatsApp ihbar hattımıza İlhan Bey yollamış bu mesajı. Cansu Hanım, skuter tüm illerin sorunu. Yolunu yapmadan trafiğin aktığı yoldan gitmesine müsaade edersen ölümlü kaza kaçınılmaz. Aynen. Trafik polisi ben olsam suçu belediyeye veririm demiş. Evet, biz de Antalya üzerinden konuya hakim olduğumuz için, bildiğimiz için gittik ama sohbetimiz içerisinde de özellikle belirttik tüm illerimizin sorunu. Karınca ateşi söndüremeyeceğini bile bile ağzıyla o suyu safını belli etmek için taşımıştı. Artık saf belli etme zamanı, sonuç alınması alınmamasına bakılmadan demiş. Ekrem İmamoğlu'nu başarısız bulurum. Yetkisi olmayabilir. Çıkıp açıklama yapma, bu taşıtlar için doğru bulmuyoruz diye ayağa kalkar. Alkışlarım. Birileri artık safını belli etmeli. Sonuç elbet gelecektir demiş. Evet. Evet. Şimdi, yani bu bizim sorumluluğumuzda değil diye yerel yönetimlerin açıklama yapması. Şimdi şunu da sormak lazım. Yerine, kardeşim. Benim sorumluluğumda olsa da olmasa da buna tedbir almak ne, zorundayız diye. Ne onların sorumluluğu diye, değilmiş, çok pardon. Hani belediyelerin değilmiş ya, bakanlıklar bakıyormuş. Skuterlar mı? Evet. Peki skuterlar belediyelerin sorumluluğunda değilse o zaman şunu soruyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Genel Kurulu niçin toplandı ve bu kararı niçin alıp altına imza attılar? Madem sorumlu çok, değillerse çok, bu kadar basit bir soru. Pek çok soru var. Yani Sayın Durul doğru çok güzel açıklamış aslında. Yani evet, bu bizim sorumluluğumuzda değil deyip çıkamayız bu işin içinden. Aynen. Bizim de sorumluluğumuzda değil ama bir saattir ne yapabiliriz konuşuyoruz. Bir de, toplum olarak hepimizin sorumluluğu. İki tane çocuğumuz ölmüşse Durul doğru söylemiş. Durul doğru İstanbul için söylemiş. İstanbul için Ekrem söylemiş. İmamoğlu evet için. Peki o zaman sevgili Durul doğruya şunu sormak istiyorum. Hani böyle bir şey açıklama yapsaydı anladım, alkışlardım ama hani bizim sorumluluğumuzda değil diye bir açıklama yapmış. Öyle yapmış değil mi? Yapmış diyor. İnanmayın. Vallahi yalan. Niye biliyor musunuz? Canlı yayında önündeki kitabın üzerinde resmi var. Diyor ki muhabir, programdaki sunucu arkadaş soruyor. Diyor ki siz dağıttığınız kitaplara resminizi koymuşsunuz. Hayır diyor, koymadım diyor. Açtılar önündeki kitap, Ekrem İmamoğlu'nun resmi çıktı. Peki göz göre göre o yalanken İstanbul'da ekmek fabrikası, halk ekmek fabrikası yaptık dediler. Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinde habere çıktı. Daha bir tane bile ekmek üretilmiş. Yo, o da ama o haber de doğru değil. Şimdi bak, gel içeriye demişler, gelmemiş. İçeriye niye geleceksin? Görüyorsun zaten. İçeriye gelmek demek meydan okumak. Yok hayır canım. Hayır canım, olur öyle şey. Üretim böyle oluyor. Önemli, çok kolay. İstanbul'da yaşayan izleyicilerimiz İstanbul'da yazarlar. Bir tane televizyon kanalım var. Bir tane muhabir mi var? Bir tane gazeteci mi var? Çağırırsın diğerlerini, açarsın, gösterirsin fabrikayı. Niye göstermiyorsunuz? O da yalan çıktı. Yani o yüzden işte, mesela 10 milyar TL harcadık, altyapı sorunu çözmüştük dedi. Kendisi Bodrum'da tatildeyken İstanbul'da insanlar hayatını kaybetti. Şimdi çarşambayı hangi birisi doğru? Hangi birisi doğru? Ben 3 tanesini saydım. Siz İstanbullu olarak 30 tane sayarsınız. Dezenformasyon yasası çıktı, biliyorsunuz artık. Hı hı. Şimdi kamuoyunu yanlış bilgiyle yönlendirmek bir suç. Evet. Bir hemen, yıl ve 3 yıl arası. Hemen girsin devreye 29. Tamam. Yani madde. Kimse, yani kimse yalan nereden söyleyen, oysa da buysa evet da bizsek her konuda, de. Her konuda. Yani her konuda şimdi, herkes taşın altına elini koysun, evet, bir haber yapıyorsa da arkasında dursun. Şimdi bakın, şimdi hep tartışıyoruz da bu arkadaş, bu skuterlar kimin? Bu skuter olayın arkasında kim var? Kim var? Kim varsa var. Yani, kim varsa var arkadaş. Bu kadar gücü her beleden harul harul nasıl geçiriyorlar bu kanunları, kuralları, serbestliği? Bir de buna vallahi bakmak kimse lazım. Kimse kimin ama ortada bir gerçek hani var bazen ki çocuklarımızın canına mal oluyor. Evet. Canı cehenneme kiminse de kapatılmalı. Öyle değil mi Sayın Demir? Şimdi hani bazen siyasi parti genel başkanları ucu nereye dokunuyorsa der ya. Ucu nereye dokunuyorsa oraya kadar gitsin. Gitsin. Evet. Açık yüreklilikle söylüyorum. Hiçbir en çocuk tepedeki isimse en tepedekine. En alttaki ise en alttakine. Belediye başkanı ise belediye başkanına. Vali ise valiye. Bakan ise bakana. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanı. İsim ayırmıyoruz. Makam ayırmıyoruz. Ancak bu tür yanlış hadiselerin arkasında da kimse durmasın arkadaş. Durmasın. Bu meseleyi evet kim söylüyorum çözsün. Ve çözsün bu konuyla ilgili son sözüm. Skuterlar yasaklansın. Evet. Yasaklanmazsa bu skuterları kullanan
izin veren ve bu hale gelmesine sebep olan her kim varsa da direkt hem vicdani olarak hem insani olarak sorumludur. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi geçelim diğer konuya. Meslek örgütlerimizden, yani ülkede meslek örgütü olarak çıkmış örgütlerden biridir Türk Tabipler Birliği. Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütünün sözcülüğüne soyunan, evet, Türk Tabipler Birliği'ni konuşacağız. Ve onun başkanı Şebnem Korur Fincancı. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak bir açıklama yaptı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. Ve bu açıklamaları tabii ki büyük tepki çekti herkesten. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Fincancı hakkında PKK-YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Buraya kadar her şey yasal mevzuata da uygun gitti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan Fincancı bu yalanı devam ettirdi ve Türkiye İnsan Hakkı ihlalleri konulu bir konferansta hükümet savunma refleksi gösteriyor, biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz, bunun da arkasındayız, saldırmaları bizi susturmaz dedi. Şimdi bu bilimsellik de çok moda oldu. Hani bizler sanki taş devrinde yaşıyormuşuz gibi her şey bir bilimsel verilere, bilimsel açıklamalara, bilimsel gezilere, araştırmalara dayandırılır oldu. Bunun da arkasına saklanmaya gerek yok. Türk Tabipler Birliği'nin neye hizmet etmesi gerektiğini herkes biliyordur ama böylesi bir açıklamayı yapmasının sebebini de konuşacağız. Sayın Kozak, sizinle başlayalım. Evet. Çünkü şimdi, böylesi bir suçlama bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimize özellikle de böyle bir suçlama ile gelinmesi ve sonrasında da bunun devam ettirilmesi çok manidar. Şöyle söyleyeyim, bu kişinin kurumsal olarak değil, bireysel bir beyanıdır bana göre. Hayır, ben o sıfatla yok kurumu temsil ediyor ve kurumdan da başkanıysanız bakın arkadaşlar bağlamaz yani. Şunu unutmayın, kurumu temsil eden kişinin yaptığı açıklamaya bir kişi itiraz etmiyorsa kurumun görüşüdür. İtiraz edenler etmeyenler de oldu. Niye bir sürü oldu? Yönetim merkezi yönetim konseyi anlamında itiraz eden var mı? Yok, merkezi yönetimden gelmedi ama bana göre şehirlerin kişinin kendini bağlar. Ha bunlar daha önceki açıklamalara da bakın. Merkez Komitesi'nin daha önceki açıklamalara da bakın. Şimdi bu doktor kimliğiyle söylediğini söylüyor zaten. Benim anladığım kadarıyla bu açıklamayı. Şimdi Türk Tabipler Birliği bu kişinin başkanlık yapan kişinin kendi görüşünden yola çıkarak o kurumu tümüyle yok saymak veya o kurumu ortadan kaldırmaya ya da yapısını değiştirmeye yönelik davranışları ya da meslek örgütlerine buradan yola çıkarak hizaya getirmeye çalışmayı ben doğru bulmuyorum açıkçası. Bu... Tamam, birer demet gül alalım, elimize gidip gül verelim. Hayır, değil öyle mi? Değil. Ne şimdi yapacağız? Arkadaş, sivil toplumlarda düşünceyi açıkça ifade edebilirsin. Ha bu açıkladığı konuya katılmıyorum bak. Hangi şiddetle. Düşünceyi açıkça ifade edebilirsin yani sevgili her sorun. Konuda ama şu yani söylediği suçlama beyan, dahil mi? Suçlama değil ya. Görüş suçlama orta... da değil, direkt iftira yani. Suçlama şimdi değil. Bir dakika. Bak. Bu bir görüş değil. Bak genel görüşü olarak ifade bunu kastetmiyorum. Bak bu beyanı kastetmiyorum. Ama bu beyandan yola çıkarak yapıları sadece bunun için söylemiyorum. Meslek örgütlerinin hizaya getirilmesini ya da yapısını değiştirmenin ya da işte farklı yöntemler yani ne bileyim şimdi ne yapmak istiyorlar onu da bilmiyorum ama şimdi özgürlüklerini kısıtlamanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Kim hangi özgürlük? Özgürlük sayın Kozak. Arkadaş melek nereye olur ya? Dünyanın en yüce şeyidir özgürlük nereye ya. Nereye bağlıyorsun yani? Özgürlük de bilmem neye. Ne ilgisi var ya? Şimdi bakın yani arkadaşlar hiç lafı uzatmaya gerek yok. Ben sizi söyleyeyim. Bakın arkadaşlar şimdi bu uzatmayın. İftira mıdır? İftiradır. İftiradır. İftira. Bal gibi iftira. Ne şimdi bir birliğin başkanı bu açıklamayı özgürlükte ne ilgisi var ya? Sen bu ülkede bu ülkenin göz bebeğine iftira atacak kadar özgürce konuşabiliyorsan neyin özgürlüğünden bahsediyorsun? Aylardır ya? Bu beyandan önceden beri sen aylardır Sayın Devlet Bahçeli de aynı şekilde sen de aynı şekilde aylardır
Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Keşke kapatılsaydı yani. Da. Hayır ya. Keşke kapatılsaydı arkadaş, da bu iftirayı benim kürsel kuvvetlerime atamasaydılar. Doktorların bir mesleki örgütü bu. Gazeteciler Cemiyeti var mı? Var. Yok, doktorlara evet. Bakın arkadaş, Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilerin yani. Mesleki örgütleri de evet. Aynı şekilde yanlış yapıyorsa onlar da kapatılsın. Tabii ki. Kusura bakmayın ya. Bu kadar da özgürlük fazla. Hayır, kişiyi kendini bağlar ya. Ya kendini bağlarsa o zaman istifa eder, kendi görüşünü açıklar. Evet. Arkadaş gerekirse yeter de yani. Şimdi ya bakın kardeşim. Ben burada bakın, lider haberi temsil ediyorum. Bakın arkadaşlar. Sorumluyum, herkese karşı sorumluyum. Size ben kronolojik evet. olarak anlatayım da evet. bu işin kurumsal olduğunu öyle daha iyi anlarsınız. Şimdi 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin ve Azez operasyonları yapıldı. Evet. Zeytin Dalı operasyonu. Ve Zeytin Dalı operasyonları başarılı bir şekilde bizim kahramanlarımız orada PKK'yı, YPG'yi evet. ve bunların sözcülüğünü yaptığı o malum terör örgütlerini o bölgeden temizledi. Sarı torbaya girmesi gerekenler sarı torbaya girdi. Kaçanlar kendini kurtardı. 4 gün boyunca bizim kahramanlarımız o bölgeyi temizleyince 4 gün sonra bu fincancı katırları çıktı. Bağırmaya başladılar. Savaş bir insanlık suçudur. Hastalıklı bir ruh halidir demeye. Ve insan haklarından nem vurdular. Benim öldürülen, şehit edilen Mehmetçiklerimden bahsetmediler. 11 aylık Bedir Han Bebek'ten bahsetmediler. Bankamatikte maaşını çekmeye giden 2 tane kahraman subayımız şehit edilirken hiç insan haklarından bahsetmediler. Öğretmenlerimizden, hamile eşinin yanında, hamile eşinin yanında pazarda öldürülen kahraman asubayımızdan bahsetmediler. Necmettin öğretmenden, Aybüke öğretmenden bahsetmediler. Onların insan hakları yok muydu da bir tek bunların insan hakları var? Neyden bahsediyor bunlar? Önce adam olacaklar adam. İnsan olacaklar. Öyle uzaktan uzağa konuşması kolay. Terör örgütü sözcülüğü yapmak çok basittir. Çıksınlar da adam gibi bu ülkenin kahramanlarını savunsunlar. Bıraksınlar bu hikayeleri. Sonrasında çıktılar bizim kendi üniversitelerimizde yapılmış olan aşıyı kötülemek için ellerinden geleni yaptılar. Bir tanesi çıkıp itiraz etmedi. Adam değil mi bunlar? Niye itiraz etmediler? Ondan sonra çıkmışlar şimdi de bizim kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz o bölgeyi kendilerine dar etti. Girilemeyen zap bölgesini komple ele geçirip kontrol altına aldı. Bunların sözcüleri ortaya çıkıyor şimdi sağda solda. Kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlamaya başlıyor. Kusura bakmayacaklar. Orası Türk Tabipler Birliği ise eğer Türk'ün hakkını savunmak zorunda. Bizim kahramanlarımız orada insanlık suçu işlemiyor. Tam tersi insanlık suçu işleyen alçaklara hak ettikleri dersi veriyor. Ama bir tanesi çıkıp da buna itiraz edemiyor. 40 bin kişi katledilmiş bu ülkede. Daha fazla. 40 bin kişi katledilirken neredeydi bu alçaklar? PKK terör örgütünün elebaşı İmralı canisine özgürlük isteyeceksin. Ondan sonra çıkıp bu ülkedeki avukatların genel kurullarında çıkıp onların sözünü söyleyeceksin. Sonra çıkıp mecliste konuşacaksın. Ondan sonra hala özgürlük diyeceksin. Bu ülkede özgürlük haddinden fazla arkadaş. Birilerinin sesinin kısılması, dilinin koparılması lazım. Benim söyleyeceğim bu kadar. Şimdi gerçekten bir grubu temsil ediyorsanız elbette ki önceliğiniz o temsil ettiğiniz odanın, birliğin, üyelerin haklarıdır. İşte toplum sağlığıdır. Şimdi burada öyle de bir yerden dem vuruyor. Diyor ki biz diyor bilim insanları yazıyor. İşte diyor böyle bildiğimizi diyor söyleriz filan. Sen evet Türk Tabipler Birliği olarak sağlık çalışanlarının şiddetin önüne geç mesela. Sen şimdi tutup da Almanya'da PKK'nın bir yayın organında çıkıp da bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimize böyle bir açıklama yapman bunun adı özgürlük değil. Ya elbette siz, bak. Ya şimdi bunun bak, adı siz her ne kadar böyle bir değil. Suç olmasa şimdi, olmadı, yok deseniz şimdi, de bunun adı hayır, hainliktir. Hayır bu beyanı bu beyan suç mudur? Suçtur. İftira mıdır? İftiradır. Ha buradan yola çıkarak Türk Tabipler Birliği'ne hedef göstermenin de doğru olmadığını düşünüyorum. O soyut bir kavramdır. Peki ya, o zaman Türk Tabipler Birliği'ndeki kişilerin hayır, peki arkadaş, kişilerin bu kişinin istifasına Allah Allah. Zorlanması hayır, ya da edebilir, edebilir. Kişinin istifa şimdi, etmesi bak, böyle bir çalışmanın şimdi, olması gerekmiyor mu? Ya da o birlikteki tabiplerin, doktorlarımızın Türkiye'deki kaç tane tabibi, kaç tane hekimi temsil ediyor bunlar? Binlerce. Binlerce. Yüzde kaçına tekabül ediyor? Yani bilmiyorum. %30 28 civarı. 28 tane tabip odası var. Bakın %30 evet. civarındaki hekimi orada üye. Türk hekimi üye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beni emanet ediniz dediği Türk o kahraman Türk hekimleri bunlar değildir. Olamazlar da. Çünkü Türk hekimi
insanın sağlığını düşünür. Arkadaş. Türk hekimi, arkadaşı bırak ya. Ya sen milliyetçi bir adamsın. Bir meslek örgütünde Türklüğü kaldırmayı nasıl içine sindirebiliyorsun? Ben sindiriyorum. Kaldıracaklar, kullanmayacaklar. Böyle davranıyorlarsa. Ya Türklük bu kadar ucuz değildir ya. Tamam da bir milliyetçi Türklük, bir terör örgütü ağzıyla konuşanların ağzında sakız olabilecek kadar ben basit bir kavram değildir. Hayır, başka Mustafa. Bir şey söylüyor Sayın Kozak. Sayın Demir başka Türklük, bir şey söylüyor. Evet. Terör örgütü ağzıyla konuşanların ağzında sakız olabilecek kadar ucuz bir kavram değildir. O yüzden kaldırın arkadaş. Türklük hiçbir sivil toplum kuruluşunda kullanılmasın. Ben kurumlardan milli savunma mesela, milli eğitim olduğu gibi mesela Türklük kelimesinin Türk Tabipler Birliği'si devamından yanayım. Oradaki kişilerden bağımsız düşünüyorum ben arkadaş. Tamam. Oradaki suç o kişinin kendini bağlar. Kurumu temsil etmez. Peki, bana göre. Şimdi başka bir şey o zaman soracağım. Şimdi, size az önceki söylediğimi düzeltiyorum. Evet. 28 tabip odasından kınama evet. gelmiş. 65 ilde tabip odamız var ve 101 bine yakın da doktor. Üyesi var evet. bu birliğin. Şimdi 65 ilde tabip odası var ve 28'inden sadece bir kınama evet. geliyor. Ve 101 bine yakın da üyesi var. Evet. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi, geri kalanlar nerede? Bu 101 bine yakın şimdi, üye şimdi kınamayanın hepsini nerede? Potansiyel suçlu olarak göremeyiz. Bana göre. Şimdi kınayanları da hemen yurtsever olarak değerlendiremeyiz. Açıkçası. Sizin söylemek istediğiniz şeyi de anlıyorum ben. Ama bunun kriteri nedir o zaman sevgili Mustafa? Evet sana kriteri, ben merak arkadaş, ediyorum. Arkadaş kriteri nedir? Kişinin kendini ilgilendiren bir husus. Bana göre. Biz, 65 ilde ya koskoca, evet. Türk Silahlı odası olan bir evet. Türk Tabipler Birliği'nden bahsediyoruz. Evet. 100 binlerin üstünde bir evet. üyeden bahsediyoruz. Ve bunun başkanı olan bir kişinin söylediği başkan sıfatıyla yapıldığını söylediği kişi söylediği şeyin evet. sadece kişinin kişiyi bağladığını bağlar. Evet. söylüyorsunuz. Kişinin kendini bağlar. Orada bir yaptırım var mı? Yani bir şey var mı? Yani kişi kendisi beyanı. Başka bir şey yok. Ben o zaman terör örgütüne destek veren siyasi parti genel başkanları da diyecekler ki bu benim şahsi hayır, görüşüm partimi bağlamaz. O apayrı. Ne o apayrı şey. Mevzu. Ülke yönetimi talip mi bu kadın? Fark etmiyor aynı şey. Ama bunlar da koskoca. O da suç, o da suç. Eğer o suçsa ve kurumu şimdi bağlıyorsa bu da kurumu bağlamalı. Bir de şu da var. Şunu da söyleyelim. Şimdi biz kendimizden eminiz. Türk askeri olarak. Kesinlikle zaten tarih hiçbir evresinde böyle kimyasal silah kullanma şeyi diye bir şey yoktur. Bizimki açık hani şeydir, mert bir toplumdur bizim şeyimiz, askerimizde. Savaş, gözü pek hiç böyle şeyleri şey tenezzül etmez. Hiçbir zaman, tarih hiçbir zamanında da böyle kimyasallarla, şuyla buyla uğraşan bir askerlik şeyimiz olmamıştır zaten. Elbette. Yok yani. Onun için kayda da değer görmüyorum ben bu açıklamayı da. O nedenle. Sen kayda da değer evet. görmüyorsun ama pençesini çıkarmış Türkiye'ye hainlik besleyen düşmanlar öylesine de kayda değer görüyor ki bu açıklamayı. Hazırda bekliyorlar. Şimdi. O zaman kendileri sevgili ispat kardeşim, yıllarca adliyelerde kaldın. Evet. Müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Bitti. Diye bir tabir evet. var. Evet. Onu söylüyorum işte. İddiasını ispat edemeyen. Evet. Müfteri. Şeref, haysiyet ve onurunu sorgulasın. Bir. İki, Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği kapatılsın dediği zaman Twitter'dan, sosyal medyadan delikanlı kesilen o Antalya'daki anlaşanlı profesörler, sizlere de sesleniyorum. Ne oldu? Fırıncı küreği gibi diliniz vardı o zaman. Şimdi tutmayadınız. Niye susuyorsunuz beyler? Çıkın evet, da iki kelam edin bakalım. Yani? O Tabipler Birliği'nize deyin ki bizim kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatmak sizin haddinize değil. O dili koparırız. Niye diyemiyorsunuz? Yemiyor değil mi? Yazıklar olsun. Sizin 28 o okuduğunuz okullara da yazıklar olsun. Taşıdığınız etiketlere de yazıklar olsun. Bir de profesör olacaklarmış. Geçin bunları ya. Geçin. Geçin. Hayır şimdi öyle yaklaşmamak lazım. Niye öyle yaklaşmayacağım? Daha ağırını söylerim ben. Dua etsinler de. Rütük var. Aman, açık sayın. Konuşuyorum rütük var. Rütük olmasa çok daha ağırını söylerim. Çünkü bakınız arkadaş. Evet. Kimse kusura bakmayacak. Klavyeden delikanlı yapmak kolaydır. Evet. Devlet Bahçeli kapatılsın dedi mi? Dedi. Sen karşı görüşünü adam akıllı dile getirebilirsin. Buna saygı duyarım. Bak sen diyorsun ki ben öyle
Amenna. Senin görüşündür, ben saygı duyarım. Aynı şekilde bir profesör çıkar ve der ki burası kapatılamaz. Şu şu sebeplerden dolayıdır. Senin açıkladığın gibi. Buna da saygı duyarım. Ama ağzından salyalar akıtırcasına iftira ve hakaret boyutuna işi çevirirse ben aynı şekilde ağır cevabını veririm onlara. Şimdi benim Türk Silahlı Kuvvetlerim peygamber ocağımdaki orduma laf edilecek, ben de burada susacağım, öyle mi? O zaman ben insanlığımı sorgularım. Ben karakterimi, ben adamlığımı sorgularım. Ben Türklüğümü sorgularım. O zaman o insanların da o profluğunu bir sorgulaması lazım. Çünkü terör örgütü ağzıyla konuşan bir genel başkanları var. Niye sorgulamıyorlar? Genel kurulda yaklaşır. Her şey aynı şey, ülke yönetimindeki zamanı gelir, seçim zamanı gereği yapılır zaten. Bunlar. Evet, 65 ildi. Yani. Tabip odası var. Evet. 28 tanesinden bir kınama geldi. Geri kalan 37 tanesi sessizliğini koruyor. Hani gidip onlara sormak lazım. Bana niye soruyorsun? Yok yok, hayır. Yani neden sessiz kalıyorlar? Vardır bir nedeni. Yani bilmiyorum açıkçası. Zihniyet meselesi kardeşim. Zihniyet. Dediğim gibi ama kısa onları net. Da yani başka bir şeye gerek var mı? Yani hani, şimdi sevgili Cansu, sen bir şey söylüyorsun. Eğer yani yanlışsa ben itiraz ederim. Değil mi? Hı hı. Ama aynı kafadaysak itiraz etmem. Belki değil canım. Nereden biliyorsun ki? Niye? Evet. Sükut ikrardan gelir kardeşim. Değil, değil. Susan şimdi, kişi kabul etmiş demektir. Ve haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır. Bunların hepsi öyle işte. Evet. Dünkü kabine toplantısı sonrası, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yine tepkisini, evet, dile getirdi. Aynen. Fincancı'ya. Ve dedi ki bakanlara Tabipler Birliği ve diğer meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesi için çalışma talimatı, evet, verdiğini söyledi. Ne tür bir çalışma olur i̇şte, sizce? Dedim ya zaten konuşmamın da başında mesleki örgütlerine, şimdi Fincancı'nın beyanından yola çıkarak hani dizayn etmeye çalışmak, hani meslek örgütlerini bilmiyorum ve doğru bulmuyorum. Yani Cumhurbaşkanlığının ya da hükümete düşen bir görev olduğunu sanmıyor. Sivil toplum örgütleri, şimdi bakın daha önce de söyledim. Benim gazeteci olmama devlet karar veremeyeceği gibi, doğru bulmadığım gibi meslek örgütlerinin de yapısına müdahalenin doğru olmadığını söylemeye çalışıyorum. Onlar tamamen bir yani devlet organizasyonu gibi, yani nedir? O bir mesleki dayanışmadır belki. Yani o meslekin sorunlarını çözmek için ortaya atılmış bir sivil toplum. Yani sivilleşme, yani demokrasinin gereğidir. Onlar olmazsa demokrasiden de söz edemeyiz bana göre. Yani farklı düşünecek, hükümeti geri gelecek, eleştirecek. Eleştirmesi de doğaldır. Ya sevgili yani, Mustafa neyi konuşuyorsun Allah aşkına? Şu ya, özgürlük lafına girdiğin zaman var ya, gerçekten şu meslek zıplatma beni, gözünü seveyim, zıplatma şurada ya. Sayın sayın değil mi? Ben bir an ya, bir şey diyorum arkadaşlar. Ya, bakınız bakınız arkadaşlar, bu ülkede gerçekten, bu ülkede eleştiri yapmak amenna, kabul ederiz. Ama bu ülkede hele hele Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftirayı kabul edemeyiz. Arkadaşım. Bakın bu yüzden şunu söylüyorum. İftira sadece atan sonucuna katlanır. Ya sonucuna katlanır da şimdi meslek kuruluşlarını, ben örgüt de demiyorum, meslek kuruluşlarını kullanarak kendilerine bir makam elde ettiğini zanneden zavallıların bu şekilde o makamları kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne İftira atması kabul edilebilir mi? Edilmez tabii. Edilmezse o zaman gereği yapılmalı. Bu kadar basit. Arkadaş yani. Ben ne diyorum? Oradan yola çıkarak kurumu dizayn etmeye çalışmanın doğru olmadığını ne yapmak lazım? Serbest bırakalım. İsteyen istediğini mi söylesin? Söylesin. Neyi söylesin ya? Kanun dışı bir şey varsa zaten cezasını çeker Ahmet. Kanun dışı bir şey var. Ve işte kanun dışı şeyleri de o makamı kullanarak yapmaması için o makamlarda dizayn edilmek zorunda. Bu kadar basit. Meslek odaları, evet, bir ülkenin olmazsa olmazları mıdır? Şimdi çok pardon, çok pardon. Bu Şebnem Fincancı Korur'u Türk Tabipler Birliği Başkanı olmasaydı tanıyacak mıydın? Yani belki bir veya PKK terör örgütü. Ben ne bileyim. PKK terör örgütü, evet, kanalları, televizyonu alacak mıydı? Ya illa veya tabip odası başkanı diye mi çağırmışlar onu? Yok canım. Çaycı diye çağırmışlar. Ya ne diye çağıracaklarımız? Arkadaş yani o sıfatla veya değil. Avrupa'daki yani bunu, bu kişiyi dikkate alan ülkeler ne diye dikkate alıyor? Etiketine bakıyor değil mi? Türk Tabipler Birliği Başkanı. Sanki Türkiye'deki tüm hekimleri temsil ediyormuş gibi. Ama kahramanca
aslan gibi çıkıp açıklama yapanlar var. Diyorlar ki bizi temsil etmiyor. Görüşü ben yanlış. Ben aslında evet. Türkiye'deki tüm hekimlerden aynı tepkiyi beklerdim. Sadece siyasilerden değil. Siyasilerden beklentim derhal gereğinin yapılması. Savcılardan beklentim direkt tutuklanmalı. İddiasını ispat edene kadar tutuklu kalsın. Siyasilerden beklentim kurumlarla ilgili yaptırımların bir an önce yapılması. Hekimlerden beklentim de tepkilerini daha yüksek sesle hekimler şunu yapabilir. Ben olsam yani. Şimdi hani diyorsun ya tepki göstermediler. Şimdi çoğunlukta ses kaldı deniliyor. Ben olsam yani tabii onların kararıdır. Hani empati yaparak konuşuyorum. Ben olsam olağanüstü genel kurula çağırırım. Bilmiyorum eğer böyle bir şey varsa. Vallahi ben hekim olsam direkt zaten ilk yapacağım şey bu birlikten çıkmak. Sonrasında da şimdi bakın. Bireysel olarak bir hekimi temsil etmediğini düşündüğüm için bireysel olarak çalışmamı yapıp bireysel olarak şikayette bulunmak bu tarz şeylerde yapılabilirdi. Yani 101 binin üzerinde bir doktordan bahsediliyor. Kimseye akıl vermek değildir haddimiz. Ama hani yapılması gereken doğru davranışta bu gibi düşünüyorum ben. Direkt o şimdi, birliğe bağlı olabilirsiniz. Asker kadar bağlı girmiş olabilirsiniz. Evet, bir öyle herhalde. Bir zorunlulukta sanırım varmış şeyde. Evet. Ama çıkarsınız o birlikten ve bireysel olarak da beni temsil ettiğini düşünmediğim bir kuruma, kurumun başkanına şikayette bulunursunuz. Şikayet zaten edilebilir şu anda. Ama hiçbir bu konuda bir çalışma zaten, yok sen başlatmış. Ama Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptığı zaman da yani ortalık ayağa kalkıyor. Onun için sordum acaba meslek odaları olmazsa olmaz mı? Mesela, olmazsa olmaz arkadaşlar. Neden? Mesela ne yapılıyor? Yani şimdi, ben hayatımda ilk defa birlikte kuvvet doğar. Meslek hayatımda ilk defa bir meslek kuruluşuna bağlıyım. Şimdi, o yüzden de bilmiyorum neler yapılır. Yok birlikte kuvvet doğar. Meslek odaları, sendikalar veya esnaf odaları birçoğuna baktığınız zaman makam işgal etmekten başka bir şey aradıkları yok. Ha, olmalı mıdır? Elbette ki olmalıdır. Ama doğru dürüst kullanmak şartıyla. Bakıyorsunuz hepsinin altında son model araçlar. Keyifler yerinde. Arkalarında bir koruma arabası, önlerinde bir eskort arabası bilmem ne falan filan gibi gibi israfın bin bir türlüsü. Bunun yanında birilerine farklı yaklaşma yerleri gibi görülüyor. Meslekte bulunan insanların sorunlarını çözme noktasında elbette ki bu kurumlar önemlidir. Ama dedim ya, doğru kişilerle doğru şekilde kullanabilirsek. Onun haricinde işte maalesef böyle ele geçirilen, işgal edilen yerler de olabiliyor. Ve bu işgaller günümüz Türkiye'sinde maalesef ki bizleri üzüntüye boğuyor. Şimdi üzüntüye boğulmasının sebeplerinden bir tanesi de şu sevgili Cansu. Doktorlar belki bazıları dile getiriyor, bazıları dile getiriyor. Ancak bu ülkede iki tane siyasi partinin genel başkanım var. Veya üç tane pardon. Şimdi baktığınızda Sayın Mustafa Destici, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Genel başkan anlamında söylüyorum ben siyasi var mı derken. Bu üçünün haricinde bu Şebnem Fincancı korur neydi? Şebnem Fincancı. Evet. Ya geçen bir yazı yazdım. Fincancı katırlar diye de oradan yanlış yere gitmeyen diye özellikle sordum. Korur Fincancı evet. Evet. Doğru. Neyse işte o malum şahıs ve onun gibilere niye diğer siyasi partilerin hiç tepki gösterdiğini duydunuz mu? Mesela sözde milliyetçi, abisi ülkücü, eskiden babası da Türkeş'in yanındaymış ama sonradan CHP'li olduğunu öğrendiğimiz Meral Akşener. Çıkıp, biraz çıkıp iki kilam edebildi mi? Duydunuz mu siz? Yani ben kaçırdıysam özür diliyorum. Ama ben duymadım. Ben bilmem haber müdürüm. Peki, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserim dediği eserlerinden bir tanesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin makam koltuğunda oturan Sayın Kılıçdaroğlu. Ortaklarım incinmesin diye mi sesini çıkarmıyor? Oo. Evet, açık yüreklilikle soruyorum ben. Veya gelecek arayan Ahmet Davutoğlu. Nasıl olsa onlar bana serok demişti. Ben de bunu kabullendim. O yüzden ben onların seroyum. Susayım sesimi çıkarmayayım mı diyor. Veya Ali Babacan. Ben ona söylersem zamanında Güneydoğu gezisi yapan benim asıl abim olan
Abdullah Gül hani oraya gittiğinde Norşin demişti. Acaba onu kırar mıyım, onu mu üzerim düşüncesiyle mi sesini çıkarmıyor? Benim gerekçelerim çok, sorularım da çok. Ama ne olursunuz bakınız, Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin ortak değeridir. Elbette. Göz bebeğidir. Elbette. Çanakkale'de yatan mezarda Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayrımı yok. Yok. Diyarbakırlı Mehmet, Antalyalı Ahmet. Çorumlu Mustafa veya işte Erzurumlu Hüseyin. Hepsi yan yana. Ve hiçbirisinin siyasi ayrımı da yok. Alevi, Türk, Kürt ayrımı da yok. Şimdi onlar bu vatanı yan yana ve birlik içerisinde kurtarmışken, bizlere de emanet etmişken, bizler adına görev yapan ve bizler adına bu vatanı korumakla görevli olan kahramanlarımıza bir iftira atılacak ve maalesef ki o koltuklarınızda oturup ses çıkarmayacaksınız. Yazıklar olsun be. Kalıbınıza yazıklar olsun, kalıbınıza. Sıfatınıza yazıklar olsun. Daha başkasını da söylerim de. Burası yeri değil. Beni tanıyanlar bilir ne söylemek istediğimi. Sayın Süleyman Geçkil, malum birlik bu tür açıklamaları devamlı yapıyor. Niyet okumaya gerek yok, niyetlerde, zihniyetlerde ortada demiş. Aslında evet, yani sanki şimdiye kadar çok böyle muazzam işler yapılmış da bir ya, benim yayının başında hani nezaketimden söylediğim bir talihsiz açıklamaya maruz kalmışlar gibi de bir durum çıkmasın yani. Hani değil değil zaman de. Zaman kişiye bu tarz hala sevgili Tarık, Türk Tabipler Birliği tartışmaları değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira desek, evet. Fincancı'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira diyelim alt başlığı. Olur mu kardeşim? Evet. Sayın Durul Doğru demiş ki meslek odalarını, evet, rahmetli Erbakan kaldıracaktı ama gücü yetmedi. Meslek odaları mesleklere hizmet etmeyen rant kapıları olmuş. Az önce işte aslında tam olarak da Sayın Durul Doğru'nun söylediği gibi düşündüğüm için sormak istedim. Evet. Ne yapar meslek odaları? Yani böyle çok özür diliyorum, süslenmiş püslenmiş hanımcık kadınların, yakışıklı adamların böyle bir kendilerini... En sinir olduğum insan tipidir, çok özür diliyorum ama kendilerine entelektüel yok, addeden. Yok, hiç alakası yok. Böyle bir halkın üst tabakası yok, addeden. Yok, yok. O meslek grubunun tepesindeki insan benim yani yok, kafamda yok, canlanan yok, görüntü yok. Nedense değil, değil. Hep böyle olur oluyor. Mu? Sonrasında yok, da hani biraz daha aşağıya doğru indiğimizde biraz daha hani o çerçeve değişiyor. Ama sorun ve çözüm noktasında bu ülkenin yararına ne yapıyorsunuz noktasında çok da sanki bir şeyler olmuyormuş gibi hissediyorum. Bu benim hani hissettiğim şeyi söylüyorum. Yani olur mu? Mesela size. Baro, hukukun, avukatların sorunlarını dile getiren bir örgüt mesela. Şimdi gazeteciler cemiyeti mesela, tamam mı? Hı. Gazetecilerin sorunlarını dile getiren bir örgüt. Hı hı. Şimdi kuruluş. Kuruluş. Şimdi örgüt dağdadır kardeşim. İnsanın... Örgüt dağdadır bakın. Hayır. Bu ülkede saydığımız bir örgüt var, PKK terör örgütü. Geç bitti. Onu. Onun haricindekiler birliktir, meslek birliktir. Arkadaşlar ne kötü bir şey ya. Dilimiz bile ayrışmış durumda ya. Ben diyorum örgüt, o diyor kuruluş. Ama işte bazı şeylerden... Mesela özgürlük, hürriyet... Canı yanınca insanın... Tamam mı? Yani öyle değil. Örgüt kelimelerden korkmamak lazım. Çekinmemek lazım, uzak durmamak lazım. Yes. Gün olur örneğin derim, gün olur mesela derim. Ben. Hı-hı. Cevap derim, yanıt derim. Kafama göre. Kime ne? İşte bu kadar basit olsa keşke değil işte. Mesela. Korkmamak lazım, sayın ayrışmamak sayın. Lazım. Ama ayrıştırıyor mu işte? Ayrışmamak lazım. Şimdi bak kelimelerimiz bile ayrışıyor ya. Ayrıştırmayalım. Kelimelerimiz bile ayrışıyor, yapmayın etmeyin şimdi arkadaşlar. Bugün şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bugün 25 Ekim. Evet. Türk Milliyetçiliği Fikir Abidelerinden Ziya Gökalp'in vefatının yıl dönümü. Evet. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan diyen, evet, ve Türklere Turan hedefini yol olarak gösteren isimlerden, şahsiyetlerden bir, evet, tanesidir. Öncelikle Allah rahmet eylesin, mekanı, amin, cennet olsun. Şimdi onların bizlere öğrettiği şöyle bir kelime vardır, cümle vardır. Dünyaya Türkçe bakmak deriz. Biz dünyaya Türkçe bakıyoruz da, sevgili Mustafa, sen dünyaya nasıl bakıyorsun merak ediyorum. Çünkü
bu kadar nasıl rahat olabiliyorsun? Gerçekten hayretler içerisinde. Türkçe bakıyorsun da Türk Tabipler Birliği'nin Türk'ü kaldırmaya çalışıyorsun. Kaldırırım. Bunu da ben anlamayayım. Ama orada bak, başka bir yani, başka bir aslında. Şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Milletçi bir adamın yapacağı iş değil o iş. Yok, bak, yok, orada başka bir aslında söyleyeyim. Kimin yapacağı bir iş? Ya ben Türk kelimesini birileri kullanacak, seyredecek miyim? Arkadaş. Türk kelimesinin kullanılmasına benim gönlüm razı olmaz. Kim yaparsa yapsın arkadaş. O yüzden kusura bakmayacaklar. Her dernek kendi sıfatını, etiketini kendisi taşısın. Tabipler Birliği. Niye Türk Tabipler Birliği diyoruz? Başında Türk olmayan Atatürk, birisi olacak. Yani, ve Türkiye'ye hizmet etmeyen birisi olacak. Türk i̇ftira hekimlerine hizmet Türkiye, etmeyecek. O anlamda kişi, söylüyor. İftiraten kurumluyor ki kişinin kendini bağlar ya. Böyle kişinin, şey olur ya? Kişinin kendini bağlarsa hekimler yani gereğini yapacaklar kardeşim. Türkiye Barolar Birliği'ne hiçbir şey söylüyor muyuz? Bak Türkiye Barolar Birliği diyorsun. Söylüyor muyuz? Orada da Türkiye diyorsun. Bir şey söylüyor muyuz? Çünkü iftira yok. Ülkemize karşı bir hainlik besleme yok. PKK terör örgütünün sözcülüğü yok. Kandil'deki... Niye? Alternatif barolar çıkardık. Şimdi alternatif barolar falan. Konuyu değiştirme sevgili Mustafa. Işte bak çok iyi beceriyorsun. Aşama hayır, yapma. Hayır. Bak onu, yani, onu beceriyorsun. Bak, 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 çok iyi. Bak hayır değil. Bak geçmişte... Bak 15 Temmuz'da bu ülkede bir de Kur'an derdi bir şey farklı bir yine şey çıkarttılardı. Biz neyi konuşuyoruz? Kur'an derdi ya. Böyle işte hukukçuların... Ondan sonra ha, bir baktılar ki Fethullahçılar, vallahi bak, Fethullahçılar alternatif bir baro, alternatif bir hukukçular birliği şey yaptı. Ondan sonra 15 Temmuz'dan sonra tarih tamam, oldu. Tamam, onlar da terörist mesela. İşte. Yani alternatif bir baro. Güzel kardeşim, bizim konuştuğumuz konu neresi, senin konuştuğun neresi? Birisi İstanbul Boğazı, birisi bilmem neresi. Bak. Başında benim kafama olmayan, uyuşmuyor diye alternatif farklı mecralara gitmek doğru değil. Güzel kardeşim. Bu ülkede benim kafama uyuşmayan bir tek Türk Tabipler Birliği mi? Devlet Bahçeli'nin kafasında uyuşmayan bir tek Türk Tabipler Birliği mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasıyla uyuşmayan bir tek Türk Tabipler Birliği mi? Sayabilirim. Milyonlarca belki dernek var. Benim kafamla uyuşmayan. Ancak mesele şu. Türkiye'yi ve Türklüğü kullanmadığı sürece gerisini zaten hesabını verir. Ama Türklüğü kullanıyorsa kusura bakmayacak. Bundan sonra bugüne kadar gelenler kullandıysa bundan sonrakiler kullanmaması adına önlem alınmalı. Söylemek istediğimiz bu. Bilmem anlatabildim mi? Anlamadım da. Kafama yatmıyor çünkü. Tahmin ettim. Kafama yatmıyor. Evet, bir dahaki sefere gelirken hangi dilden anladığını bana söylerse o dilden tercüman getireceğim. Anlamadım değil, kafama yatmıyor. Şimdi güzel kardeşim şöyle söyleyeyim. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça diyeceğim ama olaylara Fransız kaldığın kesin. En iyisini bir tane Fransız tercüman getireyim. Çünkü ancak bu kadar Fransız kalınır bir olaya. Ben sinirlerim. Vallahi sinirlerim bozuldu Sayın Kozak. Vallahi yapmayın şöyle şeyler, ani şeyler bana yayında. Allah'ım ya. Ay Allah iyiliğinizi versin gerçekten. Ay ben de çünkü şey diye bekliyordum. Evet tabii ki anladım güzel kardeşim ama falan diye anlamadım deyince... Özür diliyorum sevgili izleyicilerden de bir anda hani bir refleks olarak düşünün soracağım soruyu da yemin ederim tam bir soruya hazırlanıyordum ki soruyu da unuttum. Evet. Evet şimdi siz özgürlükler üzerinden gittiğiniz zaman ve kişileri bağlar diye gittiğiniz zaman dediğiniz şey belki bir mantık çerçevesine oturabiliyor. Şimdi ben de kişisel olarak bir görüşümü burada söyleyebilirim. Evet. Herkes, hepimiz burada tabii, kişisel evet, olarak adı üstünde zaten görüşümüzü bizim görüş. Söylüyoruz. Tabii ki bizim görüş diyoruz. Burada herhangi bir durumda söylediğim her sözden kendim sorumluyum. Elbette. Ama ben bir birliğin başkanıysam sevgili kardeşim ve o birlik adına çok özür diliyorum. Şimdi orada kişisel bir açıklama yaparsınız. Dersiniz ki ben Türk Tabipler Birliği başkanıyım ama gözün üstüne yeşil far sürmek kadınlara yakışmıyor dersiniz. Bu sizin kişisel fikrinizdir. Sağlığa zararlıdır dersiniz. O da hekim evet, olarak bir yönlendirmenizdir. Ama siz bağlı bulunduğunuz kurum içerisinde bunu da bilimsel çalışmalar bizim diyor, bizi yıldıramazlar diyor. Biz diyor bilimsel yapıyoruz. Biz bilim insanıyız. Ne bilimsel çalışması ve bunu ne diyor söyleyeceğiz. Bizi susturamazlar diyor. Açık açık bilimsel çalışmanın arkasına sığınıp da ülkeye iftira atmasın. Bizi dediği o birlikten bahsediyor. Yani bu benim kişisel fikrim. Ben bir hekim olarak burada kimyasal silah kullanıldığını düşünüyorum. Ve bunu da sonuna kadar iddia edeceğim.
tırnak içinde kişisel olarak diye belirtmiyor. Diyor ki bizi yıldıramazlar. Biz dediği zaten birliği temsil ediyor. Ben, bizi susturamazlar diyor. Yıldıramazlar diyor. Şayet. Biz bilim insanlarıyız diyor. Tabii bilim adına çalışıyoruz birliği sıfatıyla diyor. Yazılı bir kamuoyuna açıklama yapmış olsaydı amenna. Ama katıldığı bir toplantıda bireysel olarak kendi görüşlerini ortaya attıysa bu kişinin kendine bağlı. Peki orada peki zaman, acaba peki zaman, Tabipler tamam, Birliği Başkanı diye titre yazıyor mudur? Hani böyle bir programların altında yazıyor ya. Peki o zaman şunu sorayım. Evet. Ona bakalım. O bakalım. Dediğine bakalım. Ki önemli de değil. O kişi niye başka birisi çıkmıyor o televizyon kanalına? 100.000 tane hekim var o derneğe kayıtlı değil mi? Hı hı. O birliğe kayıtlı ha, 100.000 tane hekim var. Peki niye başkası çıkmıyor da sadece o şahıs çıkıp orada konuşma yapıyor? Çünkü birlik başkanı olduğu için çıkıyor. Bir. İki. Sevgili Mustafa Azevel dedi ya, birlik adına bir açıklama yaparlarsa. Türk Tabipler Birliği Meslek Merkez Komitesi diye bir açıklama. 24 Ocak 2018. Evet. Bizim Mehmetçiklerimizin Zeytin Dalı operasyonundan 4 gün sonra. Hı. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Hastalıklı bir ruh halidir gibilerinden bir açıklama. Hala gelirken baktım. Türk Tabipler Birliği'nin internet sitesinde duruyor. Peki o açıklama neyi anlatıyor? Savaş iyi bir şey değildir normalde. Savaş insanlık suçudur. Doğru. Burada edebiyat sınav falan yapmıyorum sevgili hayır, Mustafa. Şimdi, yani biraz var. Mantıklı konuşur musun? Yok. Savaşı kim savunur ya? Elbette savaşı biz savunmuyoruz da bizim 40 bin vatandaşımız şehit edilirken savaş değil, niye söylemediler? Terörle mücadele terörle, bu arada. Elbette, yani tabii. Savaş peki bizim arasında olur. Bunun niye ayrımını, bizim ordumuzun operasyon yapılana kadar bu açıklama beklendi? Daha öncesinde niye yapılmadı? Operasyonu elbette yapacağız. Hatta sürekli de zaten bunun haberlerini yapıyor zaten. Arkadaşlar diyorum ki kardeşim biz kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri arkasındayız. Operasyon yapana kadar böyle evet. Bir açıklama yapmadılar. Niye? Hani dağdaki dağ fareleri diyor ya Türk ordusuyla savaşıyoruz. Evet. Peki o zaman niye demediler savaş hastalıklı bir ruh halidir diye? Ya, gidip onlara sor. Bana ne soruyor ya? Ha, işine geldiğinde onlara sor. İşine gelmediğinde sana sor. Değil. Değil arkadaşım. Bak savaş her yönden bakın Sayın Cumhurbaşkanı da demiyor mu? Savaşın kazananı olmaz diye. Savaş biz savaş yapmıyoruz zaten. Biz terörle mücadele yapıyoruz. Apayrı bir şey. Tamam. Doğru söylüyorsun. Tamam. Doğru. Tamam. Afrin'de yapılan da bir terörle mücadeleydi. Efendim? Afrin'de yapılan da bir terörle evet, mücadele. Evet. Doğru. E peki niçin yapıldı o açıklama? Git bana sorma. Bana ne soruyorsun? Dediğin şey bak o sıfatlı yaptılarsa yani o onlara karşımda, tamam. Karşımda öyle viraj alarak cevap verme. Hayır değil. Değil. Kişisel görüş kişisel evet. Tercihtir ve de kişinin kendisiyle ilgili olmaz evet, diye düşünüyorum. Doğru. Mesela Mustafa Bey sakal bıraksa kişisel tercihtir. Benim, Ahmet evet. Bey'in bıyığına kişisel görüş bildiremez. Doğru. Evet, tamam. Kişisel görüş işte. Yani evet. Sayın Durul doğru da evet. Açıklamış. Ama evet. Siz bir toplumu, bir ülkeyi ve o ülkenin önemli bir kurumunu, devleti hedef alan bir açıklamayı yapıp ondan sonrasında da bu benim kişisel görüşüm, arkadaş, kişisel şimdi, açıklamam diyemezsiniz bak, Sayın Kozak. Yani şimdi dava bak dava kime açıldı? Bir, bak dava kime açılıyor? İddianame bunun soruşturma kimin hakkında açıldı? O kişinin kendi hakkında değil mi? Evet. E tamam bitti. Doğru mu? Doğru. Şimdi oradan yola çıkarak kurum hedef alman bir anlamı var mı? Zaten suçu varsa cezalandırır. Bitti. Bugün Şebnem Fincancı var. Yarın bir başkası olacak o kurumun başında. Sen o başkan yanlış yaptı diye kurumu niye işe yapacaksın ki? Dursun bırak. Oradan yola çıkarak yani kafamıza göre kuruluşları, meslek örgütlerini dizayn etmeye kalkarsak işimiz zor yani. Kardeşim yani meslek siz, kuruluşları evet. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine zarar vermediği sürece, aleyhinde açıklamalar yapmadığı sürece, bu ülke insanlarına iftira atmadığı sürece, bu ülke insanları arasında kutuplaştırıcı ve işlemler yapmadığı sürece kimse bir şey demez zaten. Bu tür meslek kuruluşları ki onların tabiriyle örgütçü bir zihniyet özellikle niçin sadece Türk Tabipler Birliği kapatılsın deniyor? Çünkü Türklük sıfatını kullandığı için. Kullanmayın kardeşim ya bu kadar basit. Tamam dilekçe verin genel kurulu toplayın. Deyin ki biz Türk Tabipler Birliği değil sadece Tabipler Birliği olacağız. Madem bu kadar delikanlılar, bu kadar yürekleri var, bu kadar okkalılar o zaman desinler,
yürekleri yetiyorsa hadi yapsınlar. Toplasınlar genel kurullarını ve desinler ki biz Türk Tabipler Birliği değil, Tabipler Birliği olacağız. Ben de böyle bir iddiayı, beyanı milliyetçi bir insana yakıştıramadığımı söylüyorum işte. Senin bakış açın evet. Bu kadar sığsa ben ne yapayım? Ben doğru söylüyorum işte. Yani kusura bakmayacaksın kardeşim. Evet. Benim Türk kelimem, Türklüğüm bu kadar ucuz bir şekilde ayaklar altına alınamaz. Alınmamalıdır. Benim hem Türk adını kullanacaksınız hem de terör örgütü ağzıyla açıklama yapacaksınız. Hem Türk adını kullanacaksınız hem de Türk insanının başına 40 yıldır bela olmuş, 40 bin insanımızı şehit etmiş PKK terör örgütünün İmralı'da yatan eli kanlı katille özgürlük isteyeceksiniz. Nerede var bu? Dünyanın neresinde var ya? Bana bir anlatın. Anlatın da ben de anlayayım ki ondan sonra benim gibi bir milliyetçi adama yakışıyor mu yakışmıyor mu ben de oturup kendimi bir tartayım. Ben de diyorum ki kişilerle özdeşleştirmemek lazım kurumları. Ama o kurumlar da evet. Durmadan pervasızca bu ülkenin bugün var. Bu kardeşim kişiler bakın aynı cümleleri döne döne tekrar etmek istemiyorum ama şimdi bir kez daha söylüyorum sevgili Mustafa. Senin anladığın dil hangisi ise ben onun tercümanını getirip yanıma oturtacağım. Bak güzel kardeşim. Şebnem Fincancı Korur benim için sıradan bir insandır ve ben tanımam. E tamam bitti. Ama Türk Tabipler Birliği adı altındaki bir birliğin başkanı olduğu için mecburen tanıyorum. Ve Türkiye'deki herkes de onu o şekilde tanıyor. Bugün Ankara'da bir doktor ismi versem ben. Desem ki Mehmet Selahattin. Kardiyolog. Bir isim salladım. Tanır mısın? Tanımam. Peki aynı şahıs Türk Hekimler Birliği diye bir birlik başkanı olsa tanır mısın? Tanırsın. İşte bizim anlatmak istediğimiz iki saattir tamam sevgili ya. Cansu ile anlatmak istediğimiz konu bu. Kısa yoldan gideyim de anlatayım diye söyledim. İnşallah bu sefer anlamışsındır. Elbette sıfatıyla tamam. Tanıyoruz şimdi ama şimdi Sayın Durul doğru evet. Demiş ki bilmediğim için soruyorum. Mesela yayında bir kural ihlali yapsanız dava kuruma mı yoksa sizlere mi açılır demiş. Kişiye. Kurumu da tabii bağlar. Oradan sen yola çıkartıyor. Sen tutun cevap. Kişiye. Ama kurumu da bağlar diyorsunuz. Evet. Çünkü RTÜK öyle bir şeydi. İki evet. Tarafa da ceza veriyor. Birlik başkanı ama. Olmasa bu açıklamalarını kim gayle alır? O kişiyi kim tanır? Terörle mücadeleyi savaş gibi gösterip teröristlere destek veriliyor demiş. Tamam evet, kişinin kendisini bağlar o bana göre. Şimdi süremiz evet. Azaldı. Sana göresi bana göresi yok. Ya arkadaş herkes kendi yaptığı işte mesuldür. O zaman ona göre çevirelim. Sonra dönelim buna göre çevirelim. Tamam orada kişiyi bağlar öyledir. Diyelim. Burada arkadaş, kuruma bağlar diyelim. Herkes, yani. Ya arkadaş iyi ki bir adliyede görev yapmasın. Hukuken böyledir, hukuken böyledir deyip duruyorsun. Yapma ya. Bir hukukçunun yaptığı bir yanlış evet. Barolar Birliği'ni bağlamaz ama evet. Barolar Birliği Başkanı'nın yaptığı bir yanlış kurumu o bağlamaz. Birliği bağlar nasıl ya, bağlamaz? Soyut bir kavram ya kurum. Kurum dediğimiz şey soyut bir kavram. Bir yeri temsil ediyorsanız. Soyut bir kavram soyut. Tamam ama canlı bir yeri temsil ediyorsanız orayı da bağlar bakınız, kişiselde de bağlar. Bakınız burada olay yeri incele vekili falan değiliz. Elbette değiliz. Kimseye yargı dağıtmıyoruz. Tek tek izle sürmüyoruz. Sadece burada bizim anlatmak istediğimiz mevzuyu az evvel ben anlattım. Dedim ki Şebnem Fincancı Korur'u kimse tanımaz. Ama evet, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur'u herkes Geçkil tanır. Süleyman Geçkil de aynı şeyi söylemiş. Bitti bu kadar basittir ya. Ben size yani üzücü Avrupa... bir haber vereceğim son dakika. Ahmet'ciğim işine geldiği gibi konuşuyor. Hayır, hayır kardeşim ben hiç işime geldiği gibi konuşmam. Ben geçmişten bu yana ne söylediysem aynısının arkasındayım. Dün ne söylediysem bugün de. Geçmişten bu yana tüm kayıtlarımızı çıkaralım. Kim söylediğinin arkasında durmuş, kim farklı viraj almış. Hadi buyur. Yapalım mı? Yok şey değil ki. Yapalım aynı şey. Çok yayın oldu. Aynı. Nasıl çıkaracağız hepsini? Hepsini çıkaralım. Vallahi ben program hazırım. Müdürüyüm uğraşamam ben şimdi o kadar. Hayır ben hazırım. Her konuyla ilgili dün ne söylediysem bugün aynı konuyla arşive ilgili ne söyleyeyim. Arşive siz inecekseniz tamam buyurun. Ama ben inmem. Evet, Mustafa'yla üzücü haber dedin. Bu arada bir konuya daha değinecektik evet. Herhalde değil mi? Süremiz kalmadı. Süremiz bitti. Tok fabrikasının açılışına Kemal Kılıçdaroğlu davet etmiştir. Ama haftaya konuşalım. Gitmeyecekmiş. Gitmeyecekmiş. Haftaya Sayın Akşener de gitmeyecekmiş. Cumartesi günü açılıyor fabrika. Onlar yemek yemeye gidecekti. Hamburger yemeye. Onun yankılarını konuşuyoruz fabrika açılışı. Yemeğe. Siz ısmarlarsanız Sayın gidelim. Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum siz de değil. Aa bizi götürmüyor musunuz? Aa, kötü oldu. Çünkü o Amerika'da yemeği öğrenmiştir o yüzden. Üzücü bir haberimiz var sevgili izleyiciler. Bir son dakika haberi maalesef. Benim için
şahsım adına çok önemli bir isimdi. Bugün bu meslekte 27 yılımı doldurduysam onların yolundan gittiğimiz için, o ahlaktan geldiğimiz içindir. Naçizane bugün bir yerlere kendimizi koyabiliyorsak, bu mesleği yapabiliyoruz diyorsak, o insanların bizim üzerimizde çok büyük emeği, çok büyük hakkı var. Bu ülkenin çok önemli bir değerini maalesef kaybettik. Halit Kıvanç 97 yaşında. Allah rahmet eylesin. Veda etti. Kendisini, çok üzüldüm. Son dakika haber Altın düştü. Portakal Film Festivali Mustafa Kaydan'ın başkanlığı döneminde gelmişti. En son o zaman görmüştüm. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gerçekten bu mesleğe çok büyük emeği olan sunucu, gazeteci ve yazar. Evet. Çok yönlü bir insandı Halit Kıvanç. Ve çok fazla öğrenci yetiştirdi. Bu mesleğe çok insan kazandırdı. Bu meslekte onurlu, gururlu, itibarlı, haysiyetli, şerefli nasıl bu meslek yapılır herkese de gösterdi. Öyle bir hayat yaşadı. Yattığı yer incitmesin, mekanı cennet olsun, herkese de örnek olsun, hepimize örnek oldu yıllarca. Mesleğe yeni başlayacaklara da örnek olsun. Bu mesleğin içinde yıllarca olup bir şey olamamışlara da inşallah örnek olsun. 97 yıllık bir hayat, bir ömür ve herkesin çok sevdiği bir isim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Mesleğimiz için büyük bir kayıp. Aktif olarak artık çalışmasa da onun orada olması bile bizler için önemliydi. Bülent Özveren'i de geçtiğimiz gün kaybettik. Bu vesileyle onu da analım. O da benim hocalarımdan biriydi. İkisinin de mekanlar yattığı yer olsun, nur olsun, mekanları cennet olsun. Çok çok üzüldüm. Programın sonunda böyle bir haber de vermek istemezdim size ama önüme son dakika olarak düşünce de iletmek istedim. Sizlerden de son sözler alalım, kapatalım. Ben bugün bittim. Ay, vallahi. Allah rahmet eylesin. Üzücü. Mekanı cennet olsun. Gerçekten tabii ki bu meslekte aslında bu mesleği yapmak isteyenlerin ibret olarak, örnek olarak alması gereken isimlerin başında geliyor. Kesinlikle. Ne diyelim? Rahmetliye dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Hayır. Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Başta üzücü olayla başladık maalesef. Evet. Üzücü bir olayla da kapatıyoruz programı. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Haftaya inşallah. Allah tabii güzel haberlerle inşallah. Mesela inşallah, haftaya Togu mesela konuşacağız değil mi? İnşallah. Ölmez sağ kalırsak. İnşallah ölmez sağ kalırsak yapılamaz denilen ama yapılan TOG'u konuşacağız. İnşallah. Şimdilerde de aynı şekilde yapılamaz dendi. Bugün temelleri atıldı. Sosyal konut projesi. Onları da konuşuruz. Haftaya da onları konuşalım. Peki. İnşallah. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için bu saate kadar bizlerin yanında olduğunuz için, yalnız bırakmadığınız için. Haftaya Allah'tan bir kaza bela gelmezse bu stüdyoda yeniden buluşuruz. Hoşça kalın.